Gelmiyor, gelmiyor sesler. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Amatörce sohbetlerin bu akşamki bölümünü de başlatıyoruz. Bildiğiniz gibi her hafta çarşamba günü 21.00'da Amatörce Sohbetler ismi altında bu programı düzenliyoruz. Aramızda yeni katılanlar için de kısa bilgiler veriyoruz. Biraz evvel UHF'te de bilgileri geçtim. Amacımız eski amatörlerle yeni amatörleri sohbet ederek bilgilerini yeni amatörlere aktarabilmek, keyifli dakikalar geçirebilmek, bu koşturmacalı zorlu hayatta biraz kahkahalar atabilmek. Herhalde bunu bir nabze de becerebiliyoruz. Efendim şu an 35 kişiyiz. Yavaş yavaş da yukarıya doğru çıkıyor. Ali de geldi. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Efendim geçtiğimiz hafta çok güzel bir aktivite yaptık. İstanbul dışında veya ülke dışında olup da gelemeyen dostlarımız için bir sonrakini de muhakkak yaparız diyerek Kayış Dağı'nda biliyorsunuz harika bir organizasyon düzenledik. Gördüğümüz kadarıyla 104 kişi veya biraz daha fazlası da olabilir ziyaret etmiş. Gelenler, gidenler, ayrılanlar, resme yetişemeyenler, resimden sonra gelenler hepsini şöyle bir baktığımızda öyle bir sayı çıktı. Öncelikle hepinize, bu organizasyonda yardımı olan bütün dostlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah yenilerini yaparız. Herkes çok yoruldu. Herkes inanılmaz şeyler yaptı. Türkiye'de birçok ilke imza attık. Bu imza attığımız şeylerle övüneceğiz. İleri tarihlerde vay neler yapmışız diyeceğiz diye ümit ediyorum. Yorucuydu, sıcaktı. Tırmanılan bir tepeydi. Birçok dostum bir dahakini daha normal bir yerde yapamaz mıyız da dediler. Tabii ki hay hay. İstedik ki bugünkü programda biraz bunları konuşalım. Neler yaptık? Herkes ne yaşadı kendi bölümünde? Biliyorsunuz orada birçok çadır kuruldu. Ve herkes kendince katkıda bulundu organizasyona. Öncelikle hepinize teşekkür ederiz. İnşallah yenilerini de yapmak bize nasip olur. Çok keyifli bir hafta sonuydu. En kısa zamanda yine bir araya yüz yüze geleceğiz diye ümit ediyorum. Evet Barış'cığım, önce ilk sözü sana vereyim. Hoş geldiniz Finlandiya'ya. Biraz zorlu bir seyahat oldu. Söz sende. Evet, oldukça zorlu bir seyahat oldu dönüşümüz. Üstelik de bütün adrenalin bitince, yani bütün o heyecanlar bitince de vücut, sesim geliyor mu düzgün? Sesim çok kötü. Çok pis hastayım. enerjimiz bitince direkt şey olduk tabii. Hanım da ben de yatağa düştük diyeyim. Geldik geleli yatıyoruz. Bir de İstanbul'da uçak kaçırma maceramız oldu. Şeyin, Tom Hanks'in The Terminal filmindeki gibi bir 24 saati havaalanında geçirdik. Sonra zaten bütün mikroplarla birlikte güzel bir hastalığa sahip olduk. Eve geldik geleli neredeyse uyuyoruz. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma hep hayalini kurduğum bir toplantıyı sayenizde gerçekleştirdim. Sayenizde bir araya geldik. Sayenizde denenmemiş bir şeyleri birlikte denedik ve başarıya ulaştık. Benim için en önemlisi de şu Volkan'ın arka planında gözüken resim. Birazdan Trajan eski sayılarından benzer resimleri bulmaya çalışacağım, paylaşacağım. Trajan eski sayılarında böyle önde buluştuk, şurada buluştuk, tilki avı yaptık, şunu yaptık diye toplu çekilmiş resimler vardı. Hep hayalimde öyle bir şey yapmak vardı. Buna vesile olduğunuz için, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, yani biz kayıtlı 94 kişi vardı galiba. Onun dışında gelen giden pek çok kişi oldu. Bazı arkadaşlar hiç yanımıza gelmeyip böyle uzaklarda şey yaptılar. Biz biraz onları ziyaret etmeye çalıştık ama güzel bir ortamdı. Umarım bundan sonrakini baştan daha iyi planlayıp, şimdi burada da Kemal abiye bakıyorum, planlama önemli. Düzgün bir şekilde planlayabilirsek yine çok eğleneceğimiz aktivitelerimiz olacağını düşünüyorum. Katılan herkese, destek veren herkese, koşturan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de bizlere kadar bu aktiviteden zevk almışsınızdır. Teşekkür ediyorum. Barış'ım çok teşekkür ederim. Ben bir mail aldım. Rahatsızlığı dolayısıyla XYZX'e katılamamış, özür diledi benden. Oh. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim baştan? Tabii ki Teoman'cığım, lütfen. 12-13'üm kimdi arkadaş ya?
Ya seninkini O değil. bilmiyorum da bu. Burak da galiba. Burak sende değil, öbür Burak da galiba. Senin değil mi o Teoman? Hayır, o Kemal abininki galiba Yok, tahminimce. bu şeyin atanınkiymiş. Bununla ilgili de müsaade ederseniz bir anlatmak istiyorum. Şimdi bu benim sırt çantamda kalmış. Daha doğrusu benim arka cebimde kalmış. Hiçbir yerde bulamadım. Şimdi tam havaalanına gireceğim. Arka cebimde olduğunu fark edince çıkartıp sırt çantama attım. Orada hani bavulların içine atma şansım yoktu. Sırt çantama attım. Şeyden geçtik. X-ray'den falan bir şekilde oradan geçtik. O karmaşanın arasında birinci de göremediler. Sonra bavulları teslim ettik. Sözde bunu bavula koyacaktık ama o kargaşada onu da unuttuk. Sırt çantam da bu. Ama şu Ve anda gerçek dinliyorum. Teşekkür ederim. bu da sahibini şey yaparsa bir de böyle bir malzeme var. Bu ikisi benim sırt çantamda. İkinci şeye girdik. Yani bavulları verdik. Artık koyabileceğim hiçbir yer yok. Eleman X-ray'de gördü tabii kabak gibi anahtarı ve yan keskiyi. Hani bir tırnak makasıyla, bu arada bunlar kayıtlı ama yanlış anlaşılmasın ne olur. Bir tırnak makasıyla uçak düşürebilen yurdum insanı düşünün, bir yan keski ve bir 13 anahtar, 12-13 anahtarıyla neler yapabilir? Hani komple uçağı havada sökebilirim o derece. Evet. Yan keski turuncunun bir köşesi çentikli mi, şeyi Evet, kopmuş mu? evet, O evet, benim. evet. Kesin. İlk Sağ ol. Finlandiya'da gitti. O benim. Peki. Şimdi eleman şey dedi böyle, tabii benden öncekilerde dünya sıkıntı yaşandı. Efendim bilmem kaç bin, 10 bin, 100 bin dolarları geçirmeye çalışan sevgili arkadaşlar falan, onlarla uğraşmaktan gına geldi herhalde. Bana geldi, çantanızda İngiliz anahtarı mı var dedi. Evet var dedim. Bunu geçiremeyiz dedi. Vallahi dedim. İlk aklıma gelen şey, bununla Q100 çanağını sıktım ben dedim. Bu benim için çok değerli. Hiçbir yere bırakamam dedim. Durdu. Anlamadı tabii ne dediğimi büyük ihtimalle. Ya tamam, ben onu görmedim, o zaman siz devam edin dedi. Ve ben hani içeriye bununla girdim ama tamamen sakladım tabii. İyice gömdüm. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Uçağın da uçuşu ve seyir şeyine bir etkim olmasın diye tamamen güvenli bir yere kaldırdım. Ama şeyde uçağın içinde de seyahat etmiştir bu anahtar. Arkadaşlarının da söylediği gibi üzerine Q100 ve 28 Mayıs 2022'yi lazerle yazdırıp bunu saklayacağım. Bir gün mutlaka bugünü hatırlamak istediğimizde bir anlamı olacaktır diye düşünüyorum. Barış'ım, bugün aramızda yeni olan arkadaşlar için çok kısa. O anahtarla sıktığın Q100 ve biz ne yaptık? Çünkü bir dostumuza bu şeyde, amatör telsizcilikte çok senesini geride bırakmış bir abimize konuyu anlattığımda daha önce yapılmış yine buna benzer bir aktiviteyi bana yazdı. Sanki siz yapmadınız iyi ki biz yaptık gibi. Biz ilk ne yaptık? Bir onu söyler misin? Yani şunu söyleyeyim. Tabii ki burada bir ilki biz yaptık, aman en iyi biz atlarız, zıplarız değil. Hani öncelikle onu söylemek isterim ama daha önce benzeri bir faaliyet Antalya Patalya'daki telsiz istasyonun açılışı için yine bizim yaptığımız gibi özel bir izinle Traç tarafından Türkiye'nin üç noktasından uyduya çıkıldım. Orada sanırım komple hazır bir takım sistemlerle, hatta Oğuzhan Ankara'daki istasyonu o zaman işletmişti. SSB olarak uyduya çıkılmıştım. Bu çalışmada yaptığımız şeyin en önemlisi, bir neredeyse bütün donanımlar böyle bizim elden çıkardığımız, elimizde yaptığımız donanımlar. Yani amatörce zaten resimlerde görüyorsunuz, çanağın orasından burasından ziptaylarla sarkan bir takım amfiler, adam plutolarla bu işi gerçekleştirdik. Bir de buradaki en büyük amacımız insanlara bu işin ne kadar basit olduğunu gösterebilmek. Bakın bir çanak koyuyorsunuz, hop böyle yapınca ayarlanıyor. Tabii o kadar hızlı gitmediği işler bizim bir sürü kendi şeylerimizden dolayı. Ama yani bu kadar kolay döndürüyorsunuz, bunu buraya bağlıyorsunuz, bakın sinyal geliyor gibi pratik bir saha eğitimi olduğunu düşünüyorum. Saha eğitimi olması açısından en azından ben kendi etrafımda hiç anlatmadıysam 15-20 kişiye, çünkü tekrar tekrar kurulum yaptığım için kurulumu başından sonuna anlatma fırsatım oldu. Bu anlamda güzel bir eğitim ortamı oldu. Bu çalışmada Türkiye'den ilk yapılan şey uyduya görüntü çıkmak oldum. Daha önce Narrowband dediğimiz Narrowband SSB görüşmeleri yapmıştı.
ve birkaç operatörün eşliğinde uyduya çıkılmıştı SSB olarak. Şimdi evet, DATV'ye geçmeden önce belki SSB tarafındaki ilkten biraz bahsetmek istiyorum. Normalde şeyde QO100 üstünde SSB tarafında The Expedition olarak şu sıralar geçen ve herkesin üstüne böyle balıklama atladığı istasyon Güney Kutbu'ndaki araştırma istasyonundaki bilim adamları. Yani onlar banda çıktığı anda hemen etraflarında bir paylap oluşuyor. Herkes onlarla konuşmaya çalışıyor. Bu kez çok farklı bir şey oldu. Onlar bizimle görüşebilmek için İsmail abi sağ olsun randevu aldılar. Beraber konuşalım dediler. Biz sizinle konuşmak istiyoruz dediler. Hatta iki operatörlerdi. Hem istasyonun yani Güney Kutbu'ndaki araştırma istasyonunun çağrı işaretiyle bizimle konuştular. Hem de her operatör ayrı QSL kartları alabilmek için kendi çağrı işaretleriyle de sıraya girip bizimle konuştu. Takdir edersiniz ki bir Güney Kutbu istasyonu yanında bir tane de Türkiye'den TC100 Kübek Oscar istasyonu uyduya çıkınca oranın etrafı sadece 1-1,5 dakika içinde komple paylapa dönüştü. O görüşme 1-1,5 dakikadan daha uzun süremedi ama bu 1,5 dakika içinde her üç çağrı işaretiyle de görüşme sağlamış olduk. Bu bir ilk. Gerçekten de onur verici bir ilk. Yani ben hep şey olurum yani Güney Kutbu, ben de uyduya çıktığım zaman ben de onları yakalamak için şey yapıyorum. Onların günlerini takip ediyorum. Ne zaman boş vakitleri var, ne zaman uzaya şeye, uyduya çıkacaklar diye bakıyorum. Bu kez onların bizi yakalamaya çalışıyor olmaları ve randevu istiyor olmaları gerçekten onurlandırdı. Bu SSB tarafındaki önemli anlardan biriydi. Sağ olsun arkada pek çok kaydı var. Hani onları da şöyle bir kolaj yapıp herhalde üzerinden geçeriz. İkinci önemli şey wideband, yani görüntü çıkmayı başardık uyduya. Bir laptopa bağlı bir kamera üzerinden görüntümüzü uydu üzerinden gönderdik. Bunu alan arkadaş hatta aldığı görüntüyü online olarak internete aktardı. Biz internetten de görüntümüz nasıl gidiyor diye uydu üzerinden takip edebilme şansımız oldu. Bu anlamda sanırım Türkiye'deki amatör bantlarda yurt dışı ile yapılan ilk görüntülü digital ATV televizyon görüşmesini de gerçekleştirmiş olduk. Bu konuda İsmail abiye özellikle teşekkür ediyorum. Pek çok ekipman yüklendi, geldim. Tabii hepinizin de orada gördüğü gibi çanakların başında harcadığımız vakitler de cabasın. Ben şey diyorum, bir nal bir atı, bir at işte hani o laf var ya, uzun silsile gidip bir ordu bir memleketi kurtarır hesabı. Bir tane hatta iki tane bozuk elembi ya da bozuk olabileceğini düşündüğümüz elembi bizi neredeyse yarım günden fazla vakit kaybettirdi. 80-90 tane QSO yapıldı. Yaklaşık 8-10 tane de görüntülü görüşme yapıldı. İzleyenlerin sayısının daha çok olduğunu düşünüyorum. Henüz konfirmasyonların hepsi gelmedi. Ama gecikmiş olsak bile sayısına bakmayıp da biraz hani niteliğine ve niceliğine bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok keyif aldığım bir çalışmaydı. Özellikle PyLab'da nasıl çalışılır? Yani bir PyLab nasıl oluyor? Orada onlarca, yüzlerce kişi size çağırıyor. Bunları nasıl dağıtırsınız? Full duplex görüşme nasıl yapılır? Çünkü videoları izlerseniz göreceksiniz. Operatörün PTT'si her zaman basılı ve her zaman konuşur durumdaydı. Yani bas konuş bırak dinle değil de sürekli konuşur durumdaydık. Full duplex iki kanaldan konuştuk. İstediğimiz istasyonu seçip konuştuk. Eminim ki vaktimiz olsaydı, eminim ki hani görüşmek isteyenlerin sayısı daha çok olsaydı bu sayı yüzlere, binlere çıkartabilirdik ama bence içeriğindeki eğitim sayısından daha önemli. Bu anlamda ben çok keyif aldım. Bilmiyorum, birazdan herhalde herkesin bir fikrini de sorarız değil mi Volkan? Evet, valla şimdi böyle bir organizasyonun bir ön hazırlığı olduğu gibi bittikten sonra da bayağı işi varmış. Ben mesela bugün sizlerle paylaşayım ekranımı. Word dokümanımı da bir açayım. Çok kısa olarak göstermek isterim. Bir yandan 13 istasyonla SSB 20 metrede QSO yapılmış. Diğer tarafta bana bildirilen. 88 istasyonla da SSB QO100 uydusu üzerinden görüşme yapılmış.
DATV şu an burada yok. Bana verilen kağıtları ben dikte ettim. Biliyorsunuz kıyı emniyeti bir süreliğine bize bu çağrı sign'ını vermişti, iki günlüğüne. Bu arada kıyı emniyetinden özel çağrı işareti aldığınızda operasyonunuz biter bitmez yaptığınız görüşmeleri kıyı emniyetine log olarak vermek zorunluluğu var. Bunları da yapacağız, kendilerine vereceğiz. Dediğim gibi hem öncesinde çok koşturmacalı bir işti, hem sonrasında da toparlanılması, dönülmesi. Efendim o akşam bayağı geç saatte hava kararmadan inelim dememize rağmen yaklaşık bir 12 araç veya 13 araç peş peşe o dar yoldan hastane denilen taraftan indik. Orası da biraz uzun bir taraf. Biliyorsunuz sabah girdiğimiz tepeyi orman işleri sonra kapamıştı. O bile bir heyecandı. Ben de birinizin, bir dostumuzun uzatma rulosu var, bu dış sahra için çalışılan bir uzatma kablosu var. Üçlü rulo halinde. Kiminse mavi siyah yanlış hatırlamıyorsam. Yayında söz hakkı alıp benim diyerseniz onu ben bir size ulaştırayım. Bir de küçük tabure var, minik. İkisi de arabada duruyor hala. Ben daha ekranları da oraya getirip geri getirdiğim LCD ekranı da daha çıkaramadım. LCD'yi de almak isteyen varsa diyeceğim ama yok, onu kullanalım istasyonumuzda. Efendim orada çok değişik anekdotlar, çok değişik anlar yaşadık. Bugün istedik ki öncelikle orada neler oldu, kimler ne yaşadı, bir onları burada birlikte konuşalım. Bunu da kayıt altına alalım. Bir de birçok istek var. İşte hemen bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bir şenlik sanırım varmış. O şenlikle birleştirelim, bir tane daha yapalım dediler. Bir nefes alalım. Yani şeylerde yüzerken böyle nefes alırsınız, sonra kafayı indirirsiniz, yüzersiniz, sonra bir daha nefes alırsınız, bir daha gidersiniz, bir nefes alalım. Bir de istedik ki bugün sizler de taleplerinizi iletin. Bir sonrakini nasıl yapalım, nerede yapalım? Şimdiden ilginç öneriler var. Program içerisinde onları bol bol paylaşacağız. En önemlisi alandan tabii en son bizler alanı terk ettik. Cihazı kapamadan evvel bir istekler geldi Barış. Sen mi söylersin, İsmail Bey'den mi isteyelim veya Kemal Bey'den? Üçünüz de duydunuz sanırım. Evet, hatta kaydı da aldık onları. Peki. İsmail Bey bugün özellikle eklettirdi. Efendim istasyonu kapamak istediğimizde İsmail Bey siz anlatın isterseniz. Ne yazıldı orada, ne konuşuldu? Yani şimdi logları kapatacağız ama yani Türkiye'den çıkan bir istasyon var. Bu istasyon ne zaman çıkacağı belirsiz. Bu listede birileri mecburen olması lazım yani. O yüzden dedik ki şu kişileri de ekleyelim ki bir daha belli olmaz yani. Belki çıkabiliriz, belki çıkamayız. Onun için en azından kendimizi bari lokaya koyalım dedik. Yani Barış'la beni yapmış gibi gösterelim hiç olmazsa. Tango Çarlı 100. Estağfurullah, hak ettiniz. Özellikle bulunduğunuz ülke ve şehirlerden çıkıp buraya geldiniz. Bizleri şereflendirdiniz. Böyle bir organizasyonda önü çektiniz ki çok zorluydu. Hepimiz çok yorulduk. Ve inanın artık hava kararıyor hadi dememe rağmen artık telsizi tam kapatacaklar, görüşmeleri bitirecekler, görüntülü DATV'yi kapatacağız. O sıra biri şey yazdı, tekrar SSB'ye gelir misiniz? Kaçırdım yazdı yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet hani, doğru. Kalsak ertesi sabaha kadar devam edecek küresolar. Yani görüntülü görüşürken, görüntülü görüşmenin chat logunda herkes sizi bekliyor SSB tarafında, SSB tarafına gelin lütfen. Sizinle görüşmek isteyen bir sürü istasyon var diye yazdılar ama hani iznimiz de gece yarısına kadardı aslında. Doğrusunu isterseniz içimden şöyle bir ya sadece bir jeneratör, şu çanaklar, montlarla şurada oturup gece yarısına kadar buradan devam etsek mi demedim desem yalan olur. Bir dahakine iki gün iki gece. Şimdi hazır. Olmadan. O yöne doğru akış başladı. Ben de o zaman konuyu oraya getireyim. Efendim birkaç dostumuz da öneride bulundu. İlk şu an öneri Ilgaz Dağı'nda ve oranın belediyesiyle de birlikte orada bir yer ayarlamak ve bir gece iki gündüz. Yani bu isteğiniz olabilir.
yine özel çağrı işareti almak suretiyle. Bu sefer 24 veya 48 saate gelemeyiz çünkü gelmek gitmek de var. En azından bir 24 saatliğine birkaç istasyon, birkaç çanak, DATV bir bölümde, SSP diğer bölümde, CW bu kadar öğreniyoruz şimdi. Emin hocamız da diyecek ki bunu da kullanayım da görelim uydu da. Okey, CW içinde bir istasyon, böyle bir aktivite yapalım deriz. Ama bu seferkinde... İsmail arkadaki, pardon. Adem Bey buyurun. Şey, aynı zamanda da şunu yapalım diyorum. Hem bir gece birlikte aynı sofrada bir yemek yiyelim. Keyifle bir şeyler tadalım. Hem bir gece orada kalalım. Hem de iki gün isteyenler gece de cihaz başında kalsınlar. Böyle bir aktivite yapalım. Açık alan çalışması yapalım dedik. İlk öneri Ilgaz'dan geldi ama Ankara'da da bir yerde olabilir. Bursa'da da bir yerde olabilir veya nereyi önerirseniz. Bugün aslında biraz bunları konuşalım dedik. Ve bu seferki organizasyonu da biraz böyle fuar havasında. Çünkü siz bilmiyorum erken gidenler veya görmemiş olanlar için ICOM resellerlerinden biri, bir dostumuz oradaydı. Onlarla konuştuk. Keşke haber verseydiniz dediler. Ben diyorum ki bir sonraki organizasyona ICOM, Kenwood, Yaesu, Eniton, Türkiye'de bunların distribütörlerini de çağıralım. Ve ürünlerini sergilesinler. Telsiz konusunda, antenler konusunda, işi, iştigal konusu bu olan dostlarımızı çağıralım. Onlar da ürünlerini orada sergilesinler. Küçük bir fuar havasına dönüştürelim. Bir de aynı Dayton'da olduğu gibi küçük masalar getirelim. Herkes evlerinde kullanmadığı cihazları getirebildiği kadar ve el değiştirmeyi düşündüğü kadar cihazı getirsin, orada sergilesin. Evet, bu, tabii böyle bir konuya girince ilk üstadımız Emin'e vereceğim. Emin, nasıl düşünüyorsun? Kaç hektarlık yer alalım? Abi tırla gelmem lazım. Tırı düşünüyorsun sen. Şimdi tırı nasıl yükleyeceğim? Tırı nasıl boşaltacağım? Volkan, ilk sözü bana verdi. Tüm arkadaşlara bir defa teşekkür ediyorum. Saat 5 civarı, hatta 5'i biraz geçiyordu. Ayrılmak zorunda kaldım. 4 yaşındaki hani artık ancak oyalayabilir haldeydim. Bir de annesi yok. Hasta edersem işin iyice şey olacak ama yani ben onun bugünleri hatırlayacağını şimdi geldi. Baba o arkadaşlar değil mi dedi. 4 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. Demek ki bir yerlerin hafızalarına bir şeyleri kazımışız. Bu çok güzel bir şeydi. Herkese, tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şey konusuna gelince, malzeme konusuna, tabii ki bunlar da beni gömmeyi düşünmüyorlar. Ben de arabanın aldığı kadarıyla memnuniyetle yer neresi olursa olsun inşallah sözümüz sağlığa. Bir Ankara tabiri vardır bizde. Sözümüz sağlığa deriz. Sözümüz sağlığa ben de orada olurum Volkan'cığım. İnşallah. Dedik böyle bir bölüm olsun. Yani satış bölümü olsun. Bitlik bölümü olsun. Akşam yemeğimiz olsun. Çanaklarımız olsun, HF'ler olsun. Öncelikle Burak Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bir çadırın altına cidden kallavi muhteşem bir HF cihaz getirdi. Bir iki gündür de görüyorum, teşekkürler geliyor. Kendi cihazının bizim kullanımımızı açtığınız için çok teşekkür ederiz derler. Burak Bey, ikinci sözü ben size vereyim, öyle bir yavaş yavaş döndüreyim. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar herkese. Kusura bakmayın, öncelikle İstanbul trafiği malum. Biraz geç katılabildim. Hatta yeni girdim. Tam direkt sözün üstüne gelmiş oldum. Aslında hani gönül isterdi biraz daha cihaz takviyesi yapalım diye ama hani şu an aslında şu yanıklarımı gidermekle meşgulüm diyebilirim. Yani ciddi anlamda hepimiz yandık galiba orada bu arada. Değil mi? Yani evet. Bayağı bir güneşin altında kaldık. Ama evet, bir HF cihaz getirdim. Düzce grubu sağ olsun cihazı hani bayağı bir kullanma fırsatı buldular. Bir iki tane daha cihaz getirmiştim. Hepsini çıkartamadım ama bağlantı yüzünden. Gayet yani başarılı bir şekilde HF iletişim kurduk. QSO'lar yaptık. Yapıldı. Arkadaşlar da yaptılar. Hatta bir de oraya balon çektik. Güzel bir şekilde. Balonu da bağladık. HF antenimizi de kurduk kabloyla. Gayet güzel çalıştı. Arkadaşlar kullandıkları için ben asıl onlara teşekkür ederim. Sonuçta hani paylaştıkça çoğalıyor her şey.
Bu arada çok güzel et pişirebildiğimi de öğrendim. herkesten gelen mangal övgülerinden sonra. Güzeldi ama yani özellikle başta siz olmak üzere Barış Bey'e, Burcu Hanım'a ve diğer emeği olan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kişiyi çok büyük bir emek ve özveriyle ve tamamen gönüllülük esasına göre bir araya getirdiğiniz için ümit ediyoruz. Hani en az bu şekilde güzel olacak, daha da güzel olanlarını organize edin hep birlikte veya edelim, bir araya gelelim. İnşallah. Temennimiz zaten bir sonrakiler. İnşallah böyle güzel şeyler olur. Öncelikle barbeküyü getirdiği için Adem Bey'e, Emre'ye, getirme işleminde yardımcı olan Emre'ye. Aslında öyle çok bölüm vardı ki hepinize ilk başta alkışlarla onun için açmak istedim. Cidden teşekkür ederiz. Biraz size kaldı Burak Bey. Bir ara bir baktım siz devamlı yapıyorsunuz bir şey oraya besliyorsunuz. Ben bir hani şöyle bir tur atarım sonra birisi takviye gelir diye düşünmüştüm ama baktım kimse gelmiyor. İş başa kalmış, yapacak bir şey yok. Bayağı bir şey yaptık aslında, et pişirdik ama şöyle bir şey daha var. Hani bir temenni diyeyim artık. Bundan sonrakinde tabii ki iş yükü çok fazla gördüğüm kadarıyla özellikle cihaz, teçhizat, ekipman getirme, taşıma, izinleri ayarlama ile ilgili özellikle sizin ve Barış Bey'in üstünde çok yükler düştü. Hani bundan sonrakinde hani birazcık biz de tecrübe kazandık gibi aslında, çok fazla olmasa da görsel anlamda. Hani biraz bizlere delege edersiniz diye düşünüyorum üstünüzdeki i̇nşallah, işleri. İnşallah. Barış'ım bir şey mi söyleyeceğim? Buyur. Ya şeyi söyleyecektim az önce, bir şapkayla başımıza güneş geçmesin diye bir önlem almaya çalıştık az biraz ama gördüm ki tişörtleri de artık kısa kol değil uzun kol yapmak, onu da Burak'ta gördüm. Uzun kol tişört dağıtmak sanki yaz günü bile olsa daha akıllıca bir hareket olacak çünkü hala acıyor. Bu arada Barış Bey'le beraber biz aslında avantajlı olan bir gruptanız. Çünkü saçlarımız da uzun olduğu için enseyi bir miktar koruyabildik. Ensesi pişen çok arkadaş vardı. Evet, hepsi bir deneyim. İnşallah önümüzdeki bir sonrakinde Burak Bey dediğiniz gibi daha bir organize olacağız. Aslında bizi her şeyin başında Kemal Bey hep uyardı. Yani burada dedi her şeyi dedi düzenli gitmeniz lazım. Bakın bunlara dikkat edin. Ve bir hayli de dediklerine kulak vererek bu hale geldik. Bir aksaklık yaşamadık. Bir de şöyle bir şey yaşadık. Tabii birçoğunuz belki biliyor, belki bilmiyor. Bütün izinleri, bütün yazışmaları, her şeyi legal adabına ve her türlü kanuna uygun yapmamıza rağmen aşağıdaki tümseyin kapanması, orman idaresinden yetkililerin gelip denetlemesi, bir ara bayağı bir böyle heyecan yaşamamız, neyse ki gelen sağduyulu arkadaşların da yaklaşımıyla ve belgelerimizle bir sorun yaşamadan bu aktiviteyi atlattık. Cidden bir sonrakine çok daha deneyimle, çok daha rahat olacağız. En önemlisi yeme, içme ve konaklama ile ilgili böyle bir düşüncemiz var. Bununla ilgili lütfen söz alınız, siz de fikirlerinizi beyan ediniz. Çünkü hep söylüyoruz, burada ne derseniz, biz aslında onu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani sağ olsun Adem Bey, İsmail Bey, Barış Bey, Rüha Bey bazı yerlerde. Yani çok emeği geçen çok insan var. Yani Kemal Bey, Sedat Bey sayıyorum ama yani şehir dışından da gelenler vardı. Alper kim kullandı arabayı dönerken de gelirken de, bir Ankara grubuna da söz verelim. Ben kullandım. Benim arabayla geldik. O gün biraz uzun yol şoförlüğü hikayesi oldu. Bir de malzemelerin falan bir kısmı kucağımızda falan geldik artık. İki tane çanak şu falan olunca. bir de şey bu diğer Aradin işi için Egemen hocamın getirdiği o TP'likler falan vardı. Hepsi de kutusuyla duruyor. Bir an düşündüm herhalde bunları iade mi edecek Egemen hoca, niye kutusundan çıkarmamış falan diye, ama sonra anladım bir sürü aparatı ıvır zıvırı aramış içinde falan. O kutular açılsa dağılır. Öyle geldik. Akademik köfte yedik. Zaten biz doktorasız kimsenin pişirdiği köfteyi yemiyoruz genelde prensip olarak. Doktora arıyoruz minimum standart olarak köftede. Çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyeyim. Hani hep böyle yabancı Facebook gruplarında, şurada burada yabancı amatör telsizcilik forumlarında falan böyle hani o XYZ'nin dediği şey var ya, işte Amerikalı telsizciler, o Amerikalı telsizcilerin buna benzer eventleri, şeyleri yaptığını görüp de ya bunlar Türkiye'de niye olmuyor falan diye hep düşünürdüm ben.
Ki ben hani nispeten yeni bir amatörüm, herhalde 4 yıl falan oldu amatör olalı. Öncesi elektronik ve yine işin Arix tarafında bir deneyimim var biraz ama hep öyle düşünürdüm. Oluyormuş, yapınca oluyormuş, çağırınca insanlar geliyormuş. Yani bu o eşiğin kırılması açısından da bence çok önemli bir şey. Yani bunun olduğunu göstermek bence en önemli şeydi ve olduğu görüldü. Artık devamı gelir diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim, 12-13 Ağustos'ta Perseid meteor yağmurunun peaki var. Yani o aralıkta en çok meteor geçecek. Bir sonraki etkinliği madem konaklamalı da olacak, 12-13 Ağustos'a getirelim, yüksek bir tepeye çıkalım, meteor scatter için de ekipman götürelim. Yani Oscar 100'den sıkılanlar da gelirler, ya ileri çeviririz, meteor scatter yaparız. Niye olmasın? Alper'cim öncelikle teşekkür ederim açıklamalar için. Aslında bu meteor yağmuruyla alakalı bu yayınımızı muhakkak izliyorlardır. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Antalya Şubesi'ne buradan sesleniyorum. İçinizde çok ciddi altyapıları olan ve teleskopları olan dostlarımız, bir bizlere dönün, hadi bana dönmeyin, Barış'a dönün. Bu Alper Bey'in söylediğini hep birlikte yapalım. Aynı zamanda amatör uzay diye mi geçiyor? Ne geçiyor Barış? Yani direkt şeyle gözlemek, sen söyle, teleskopla gözlemek yanında güzel olabilir. Amatör astronomların da katılımıyla. Ama sadece RF'le de Perseid'den sektirerek görüşmek de başka bir zevk olabilir yanında. Görmesek de sektiririz. Peki, bunun üzerine bir çalışalım. Söz vermeyelim ama çalışalım. Ben izninizle ufak bir şey eklemek istiyorum. Ben buyurun. Benim söylediklerimde eksik kalan bir şey var. Şimdi bir, sağ salim kafaya düşün, olayın sıcaklığından sonra salim bir kafaya düşününce şöyle bir hissiyat uyandı bende. O orman müdürlüğüyle, orman bölge müdürlüğüyle yaşadığımız terslik aslında hani bende çok iyi oldu sonrasında. Çünkü hani birlikte herkesin farklı meslekleri ve farklı bağlantıları var. Birlikte neler yapabileceğimizi görmüş olduk aslında. Hani bir anda dayanışmayla nerelere kadar uzanıldı ve o iş çözüldü. Birincisi bu aslında. İkincisi bundan sonraki aracım veya ikinci aracımın kesinlikle eski bile olsa dört çeker almam gerektiğini kesinlikle anlamış bulunuyorum. Ve bagajı çok daha büyük bir araba almam gerektiğini anlamış bulunuyorum. Evet, cidden ben iki çekerle bile yukarı çıktığım için, dev gibi bir araç olduğu için çok keyif aldım. Böyle sevgili Volkan, seni geriye biz ittik, hatırlatırım. Evet. Aslında şöyle. Yani orada, sen orada bir durdun böyle, kaç kilogram önde, kaç kilogram arkada. Neyse. Burak Bey, o zaman Teoman güzel pas çıkardı, şöyle yapayım. Efendim, böyle bir beraberlikte arabanızın kaç çeker olduğu hiç önemli değil. Arkanızda çok çeker amatörler olsun yeter. Yani kaç amatör çekiyor? Söylüyorum Sayın XYZ. Adam Avrupa'dan yazıyor, diyor ki biraz daha kalın, biraz daha kalın. Siz diyorsunuz ki Amerika'ya özendiler. Avrupa bize özendi. Kalın biraz daha, sohbet etmek istiyoruz. Ya biz bu XYZ'yi zaten programa getirirsek çok keyifli olacak. Yani keşke kim olduğu ortaya çıksa. Bir daha yazdı mı? Bakıyor musunuz YouTube'a? Ya Volkan, çok şeylere takılıyorsun ya. Boşver, gelsin, yapılsın, devam edelim. İncinmiş bir arkadaşımız, sorun yok. Ya ben yok, takılmıyorum. Bakalım. Yemin ederim buraya geldiği gün ben keyifle beyefendiyi kahkahayla karşılayacağım. Hiç öyle, onu ben çok geride bıraktım. Çok iyi dostumun kalbini kırmış biri olarak. Ben herkesi kucaklıyorum. Zaten bu Field Day'de de gelen bütün dostlarıma tekrar buradan teşekkür ediyorum. Kırgınlıkları geride bıraktığımız için de keyif alıyorum. Ama bu XYZ buraya gelecek. Keşke desem. Barış, siz arabanın içindeydiniz, farkında değildiniz. Kucaklama deyince hatırladım. Bu kalınca biz hep beraber bir itelim dedik. Bir Amaro'nun sabah sabah tamponunu hep beraber alıyorduk. Farkında değil arkadaş. Vallahi teşekkür ederiz. Hep birlikte cidden çok güzel şeyler yaptık. Şimdi şöyle bir şey var. Biz anlattıkça Ali orada sinirlenip duruyor. Ali'cim söz. Volkan, bir şey söyleyeceğim Ali'ye geçmeden önce. Lütfen. Diyorsun ya, o gelsin, bu gelsin. Şimdi zamanında radyo, ya bu radyo amatörlüğünde bir cycle var diyorum. Sigara bırakmak gibi bir şey radyo amatörlüğünü bırakmak. Yani
her ciddi radyo amatörünün hayatında radyo amatörlüğünü bıraktığı bir dönem olduğuna inanıyorum. Bu bende de oldu. Ya ben böyle camianın ta içine, ben bunlarla amatörlük yapacaksam, bunlarla birlikte şey yapacaksam ben bu hobiyi istemiyorum, gider daha nezih bir hobiyle uğraşırım deyip hobiyi, yani bir 7-8 yıl, 10 yıl hatta her şeyimi derneklere hibe ederek, rahmetli 7 Alfa ve 7 Alfa Oscar kamyonla gelmişlerdi eve. Evin yanına böyle kamyonu dayadılar. Emin abinin evi gibi bir evim vardı. 3 kat full hurda dolu. Kamyonu dayadılar. Hani bu işe yarar yaramaz diye bakılmayacak dedim. Hepsini alın götürün. Yer yanları derneklere dağıtırsınız diye. Ve bir 7-8 sene ben de koptum bu hobiden. O yüzden arkadaşı anlıyorum. Mutlaka onun da bizim yaşadığımız gibi bir anısı olmuştur. Ya da Burak Hoca'nın dediği gibi incinmiştir. Ama bu geri dönülmeyecek demek değil. Belki bizim yaptıklarımız ona feyiz verir ve bunların içinde yer almak ister. Neden? Biz de Amerikan radyo amatörleri gibi bir şeyler yapabiliriz belki. İnşallah, ama yapacağız. Hep bir basamak yukarıya taşıyacağız diye ümit ediyorum. Bugün de katılımcı sayımız şu an 65'e geldi. Vallahi teşekkür ederiz. İlgi alaka her geçen gün biraz daha bir üst çıtaya geliyor. Bu arada bir haber daha vereyim. Sonra Ali'cim kurtulamayacaksın bizden. Sana vereceğim söz. Efendim bir dostumuz buradan dedi ki ya bu amatörce sohbetler bayağı bir popüler olmaya başladı. Bakın biri gidecek bunun ismini alacak. Bu ismi satın alın. Efendim dün itibariyle amatörcesohbetler.com'u aldık. Ben böyle bir 3 dakika 5 dakikada içine bir şeyler attım. En önemlisi de her hafta Çarşamba 21.00 gece yarısı 1 arası açık diye de yazdım oraya. Öyle bir şey vardı hazırda. GoDaddy'den aldık. Orayı da ele geçirdik. Yavaş yavaş yayılıyoruz. Gördüğünüz gibi sizin önerilerinizle sahip çıkarak bir şeyler yapıyoruz. Yani amatörce sohbetler latifesi işin. Başka amatörce sohbetler olsun ne olacak? Ama biz her hafta şu an 65 kişi, büyük bir ihtimalle gece yarısı biri bulduğumuzda yine 41 olur burası, 41 kere maşallah. Böyle devam ediyoruz. Önerilerinizi yazınız. Özellikle bir sonraki toplantıda nerede olsun, nasıl yapalım? İstanbul'un dışı seçmemizin nedeni, tabii İstanbul bize kolay. En çok istasyon burada ki tartışılır bence. Güzel bir ilimize gidelim. O bölgemizdeki dernek veya dernekleri şereflendirelim. Onun için ben İstanbul dışı olsun diye söylüyorum. Bir de güzel kalmalı olsun. Bütçesini de uygun yapmaya çalışacağız. Onun için devletle de yazışacağız, edeceğiz. Bu arada küçük bir hatırlatma. Oraya gelip birçok resimde de gözüken bir derneğimizin pankartları var. Bu arkadaşlarımız bize önceden ulaştı. Biz dedi böyle Antrak değil, neresiydi? Dar. Burak Bey. Düzce. Biz de dedik ki başımızın üstünde. Keşke bir tek siz değil, bütün dernekler gelsin. Efendim tekrar söylüyoruz. Lütfen bütün dernekler bize ulaşın. Gelin bu programda derneğinizi anlatın. Aktivitelerinizi anlatın. Faaliyetlerinizi anlatın. Hedeflerinizi anlatın. Eski derneklere göre ne farkınız var? Olsun biraz farkınız. Bunları anlatın. Bunu çok istiyoruz. Özellikle de bir sonraki aktivitede bütün dernekleri çadır çadır davet etmeyi düşünüyoruz. Ve nacizane de bir görev veriyoruz her birine gelenlerin. Eğer bize katılacaklarsa, geleceklerse, bizleri şereflendireceklerse bir çalıştay hazırlasınlar, yarım saat, bir saatlik. Derneklerini tanıtsınlar, faaliyetlerini tanıtsınlar. Hangi günlerden bugünlere geldiklerini bildirsinler. Biz de onların saatlerini aynı yerde hazırlayalım. Böylelikle aynı Dayton'da olduğu gibi bir çadır veya toplantı salonunda her derneğe bir saat ayıralım. Dinleyelim neler yapıyor, sorular soralım. Dernekleri zorlayalım. Bakın sizlerle de bunları yapalım diyelim. Veya o bölgedeki gençleri bu derneklerle tanıştıralım. Amacımız yine bir parça önde bir şeyleri çekebilmek. Ali'cim iyi akşamlar, nasılsın? İyi akşamlar, ses kontrol. Gayet net anlaşılır efendim, herkese, devam. Herkese önce olarak tekrardan hayırlı akşamlar. Ellerinize sağlık. Bu etkinlikte emeği geçen herkese, anteni kuranından tutun da uyduya çıkanına kadar, çıkarttırana kadar, o etkinliği oraya organize eden başta sen olmak üzere abi, her ne kadar katılmayı çok istesem de
Malum biliyorsunuz şehir değiştirdim. Memlekete geldim. İşler beni bekliyormuş sanki. Yeni başladığım iş yerinde. İzin almış olmama rağmen, yani izini 2 hafta öncesinden almış olmama rağmen o hafta içerisinde tekrardan bana bir iş şey yazıldı. İznim iptal edildi. Katılamadım ama gönlüm sizdeydi. Hani aklım sizdeydi. Hatta ya YouTube'da falan acaba canlı yayın var mıdır? Gireyim bakayım. Hatta o arada seni tazize çektim WhatsApp'tan. Abi bir görüntülü yapalım falan, ne var ne yok orada diye. Çok özür dilerim. Şimdi sen söyleyince aslında oraya bir köşeye koyup 24 saat orada yayınlayabilirdik internet üzerinden. Hiç unuttuk. Komple unuttuk vallahi. Aklıma bir an geldi abi. Gelmedi değil. Ben YouTube'dan işte aradım şey diye. Amatör sohbetler diye aradım ama tabii eski kayıtları gördüm. Sonra Samim abinin Bir Alfa Papa India'nın resimlerini paylaşınca dedim ki tamam bu olmuş. Ya normalde hani kafamda benim 40-50 kişi falan hani olur diye düşünüyordum ama şimdi biraz önce de programda da bahsettin ya abi, 90 kişiyi görünce bu iş olmuş. Herkesin tekrar emeğine, ellerine, kollarına sağlık. Devamı inşallah başka bir yerde daha fazla insanla sadece uydu olmasa da bütün aktiviteler yapabilecek şekilde, daha doğrusu Türkiye'de amatörlüğü, amatör telsiciliği geliştirmek adına yapılabilecek her etkinlik daha da ileriye gideceğini düşünüyorum abi ben. İnşallah Ali'ciğim, bir sonrakinde seninle de birlikte olmayı çok İnşallah, isterim. İnşallah abi. İnşallah. İsmail Bey veya Barış Bey, arka tarafta bir şey hazırlayabilirseniz, siz verirseniz veya ben de eğer sözü alırsanız ben hazırlarım. Biz DATV olarak, ben uzunca süredir İtalyanları takip ediyorum. Almanların da birkaçını takip ediyorum. Efendim DATV yayınında çoğunlukla yapılan şey bulundukları birkaç istasyonu yan yana getirip oradan el sallamak. Ama biz pek öyle yapmadık. Bir tanıtım videosu hazırladık ve bütün dünyaya direkt Türk tanıtım videosuyla girdik. Yani nasıl söyleyeyim, bugün gelemeyen veyahut kaçırmış olanlar da bilsin ve burada da kayıt altına alınsın diye Türkiye'den ilk DATV yayınını 5, 6, 10, 20, 60 amatör el sallayarak Türk bayraklarıyla değil bir tanıtım videosuyla, yine Türk bayraklı tanıtım videosuyla girdik. Türk'ün ayak seslerini böyle tanıttık. XYZ yine söylüyordu. Bir şey, ne yapıyorlar ki? Çok şey yapıyoruz. Çok şey yapacağız. Ve yaptık da. Evet Barış'cığım, sen bir paylaş istersen hazırsa. Ben çalışıyorum. Belki İsmail abin daha kolayındadır. Hazırlıksız. Benim kolay da değil. Bende de yok da. Ben de şimdi laptopu elime aldım. Estağfurullah. Siz hazırlayın durun. Evet. Daha hemen söz vereceğim. Buluyorum. Söz vereceğim. Çok arkadaşımız var. Egemen Bey, nasılsınız? Efendim, son anında yine tanıtımı yaptık. Ben de onun resimlerini ve videolarını da çekmişim. Daha paylaşmadım. Son anda yine bir 15-16 kişiye tanıtmışız. Nasılsınız? Nasıl döndünüz? Ne yaptınız? Biraz bilgi alalım. Alper Bey söyledi. Çok teşekkürler. Onlarla beraber geldik. Gerçekten arabanın bagajını ve arka koltuğunun bir kısmını ben hiç kaydettim. Onlarınki aslında ben olmasam herhalde kendileri rahat rahat gelirlerdi bagajlarında. İki anten çanağı ve şeyle oncu galisleriyle. Abi sen olmasan tadı olmazdı ama ya. Yani iyi bir şey oldu. Ondan önceki akşam cihazlardan bir tanesi problem çıkardı ki pek uyuyamamıştım aslında. Ama yine de muhteşem bir gün olduğunu düşünüyorum. Ben çok güzel bir lokasyonda ve bu kadar insanla beraber hani olmak hepimize enerji verdi sanırım. Yani bundan sonra bir an önce işte şehirlerimizi nasıl kurarız? Mesela ben Ardın açısından söylediğim zaman herkesle bir işte biz nasıl kurarız kendi aramızda, sonra bunları birbirine nasıl bağlarız falan gibi konuşan bir sürü insan gördüm. O yüzden de çok mutlandım. Yani İşte ODTÜ'deki ilk paket radyo gateway'inden bugüne benim en heyecanlı olduğum gün oldu aslında. Çünkü herkes ilgileniyor. Her biri için yani oradaki her aktiviteye biraz daha zaman ayırabilmek isterdim ama biraz şeye uyduya ağırlık verdik. Diğer taraflarla konuşamadık ama bir sonrakinde daha fazla insanla tanışmak umudundayım ben açıkçası.
Evet, İnşallah belki... Egemen Bey, onun için hiçbir konu atlamasın diye bir sonrakini bir otel veya konaklayabileceğimiz bir yerde yaptığımızda kocaman bir barkovizyon olacak. Orada sunumlarımız olacak. Yani aslında bir parça saygıdeğer XYZ bize katkıda bulunuyor. Yani Amerika'da gördüğümüz, gezdiğimiz Dayton'da çok güzel çalıştaylar var. RRL'nin daha birçok yerin anlatımları vardı ve oturup onları dinlemiştik. Seneler evvel rahmetli Rüçhan Beylerle birlikte, Tahir Beylerle birlikte gittiğimizde bu hep konuştuğumuz USB dongle'ın İngiliz neydi ismi, doğru mu söylüyorum? Küp dongle mıydı? Neydi Barış? İlk çıkan. Küp dongle'ı yapan şey vardı. Küp, evet. Mesela o beyefendinin bir çalıştayı vardı. Kürsüye çıktı, anlattı. Levent Bey de şey dedi. Bak dedi, bu adam dedi bilmem kaç milyon euro neredeyse kazandı dedi. Çünkü ilk o yapmıştı. Kim, en çok oradan alınıyordu. Söylemek istediğim bir sonrakinde Egemen Bey size bir saat. İşte İsmail Beylere belki bir saat. Belki Moxon antenlere bir buçuk iki saat. Değil mi Ömer Bey? Ömer Bey bir şey okuyor buraya. Bu arada Egemen Bey'in hazırladığı setup gerçekten çok güzel oldu. Şu anda sanırım iki tane Emin ve senin aldığın, evet. Dört tane de Egemen'le bizim hazırladığımız, toplamda altı tane linkimiz oldu. Kabaca bu şu demek, iyi bir çalışmayla Ankara'daki herkesi bu network'e alabiliriz. Ankara'yı Bolu Dağı'na, Bolu Dağı'nı İstanbul'a ve Düzce'ye bağlayabiliriz örneğin başlangıç olarak. Ve aramızda hiç internet olmadan, hiç internet ihtiyacı, internete çıkmadan belki Ankara rolelerini, İstanbul rolelerinin bazılarını bu linke taşıyabiliriz. Afet durumuna en büyük hazırlığı bu sistemlerle yapabiliriz diye düşünüyorum. Sadece böyle toplanıp bir şeyler yapmak, yani sistemlerinizle yön bulma, anten yönlendirme, link kurma gibi deneyimlere de eşlik etmek isterseniz Volkan belki buradan, çünkü çok kısa bir zamanda Ankara ile Bolu'yu, Bolu ile İstanbul'u konuşturacak setup'ı mesela bu yaz yapabilsek gerçekten inanılmaz güzel olur. Belki paralelde bunu planlayalım beraber. Barış'ım buradan şöyle, toplayalım. Cihazları zaten aldığımız için isterseniz Egemen Bey'in de önderliğiyle aslında Erdoğan Bey de daha evvel söylemişti. Ne gerekiyorsa buraya kuralım demişti. Erdoğan Bey'le birlikte Egemen Bey, sen, ben, Emin bir lokal Zoom yapalım. Bir gününü kararlaştıralım. Benim ilk gördüğüm, nasıl olsa Egemen Bey de ben de Erdoğan Bey de katılıyoruz. Biz kendi İstanbul içeri loop'u Ankara kendi içini yaptığında bugün bu saatte aynı görüntüyü oraya da basabiliriz. Aynı network'ten oraya route edeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız değil mi Egemen Bey? Evet, yani yapılabilecek pek çok şey var. Yani data haberleşmesi, görüntülü haberleşme, telefon haberleşmesi, Egemen orada zaten gösterdi. Bu bizi bir üst seviyeye taşıyacak. Bir küçük parantez açıp hemen o günden sonra yaptığım bir görüşmeyi çok özet bir şekilde anlatabilir miyim Volkan? Lütfen, lütfen. Evet. Resim paylaşacak mısın? Resimler bir yerde vardı sanırım ama sen hazırlarsan ben sanki... Verebilirim. Şimdi arkadaşlar... Herkesi davet ettik biliyorsunuz bu faaliyetimize. Gelebilen oldu, gelemeyen oldu. Sağ olsun Türkiye'deki büyük bir amatör topluluğunu temsilen de Traj'dan birilerini davet etmiştik. Özellikle Aziz Bey'in orada olmasını ben istemiştim. Kendisi gelemeyeceğini söylemişti ama sağ olsun ertesi gün buluşup konuyla ilgili bilgi almak istediğini söyledi. Kendisiyle Kadıköy'de buluştuk. Kendisine faaliyeti, içeriğinde neler yaptığımızı, efendime söyleyeyim, çalışmalarımızı anlattık. Tabii güne özel tişörtümüzü ve şapkamızı da kendisine hediye ettik. Ve yine konuşmanın bir bölümünde ARDN Network'ünün afet durumu için de önemli bir altyapı olduğunu, hani biz, ben hep şey diyorum, ben afetçi değilim ama bu alt sistemler afette de kullanılabilir. Sanırım onların da benzeri bir çalışmaları var. Bu çalışmaların daha da hızlanması gerektiğini düşünüyorum. Artık haberleşmeyi sadece HF'de, sadece VHF'de, role'de konuşmak değil de daha öteye, dijital dünyaya taşımak,
belki kendi GSM şebekelerimizi bile kurmaya kadar götürecek altyapıları yapabilecek olduğumuzu düşünüyorum. Keza yine aynı gün İTÜ'den Rüstem Hoca ile de buluştuk. Uydu ve uydu faaliyetleri konusunda Türkiye'de neler yapabiliriz? İTÜ Uzay Sistemleri Laboratuvarı ile birlikte neler yapabiliriz diye de konuşma fırsatımız oldu. Bunu da küçük bir parantez olarak belirtmiş olayım. Evet. Yani görüyoruz ki aslında birçok büyük dernekte yavaş yavaş bu konulara senelerdir yardım bulamadığı için yavaş yavaş giriyorlar. Biz elimizden geldiğince grup olarak kendilerine bütün bölgelerde yardımcı olacağımızı buradan da iletmek isterim. Bunu sadece bir dernek değil, bütün dernekler için. Çünkü AFET dernek seçmeyecek. Geldiğinde bütün herkesi vuracak. Bu vesileyle AFET için, evet bizim asli birinci konumuz tabii ki AFET değil. Bu konunun profesyonelleri Türkiye'de, dünyada var ama haberleşmede ismimiz amatör ama ruhumuz profesyonel. Bu vesileyle bu çalışmalara daha da hız vereceğiz. Burak Bey buyurun. Bir şey daha ekleyeyim ve susayım. Bu konuda illaki devletin onun bunun birilerinin bize büyük büyük paralar vermesini bekleyerek ilerlersek sadece beklemiş oluruz kanaatindeyim. Konuştuğumuz cihazlar evinize bir wifi modem almaktan daha pahalı cihazlar değiller. Bunları konfigüre etmek, nasıl çalıştığını anlamak da amatörlüğün bir parçası. Halil'e konuşulan rakamlar böyle astronomik rakamlar olmadığı için benim önerim biz kendi aramızda koordine olalım. Yani herkes 50'şer lira, 100'er lira atsa bulunduğu ili bu linke bağlayabilecek altyapıyı alabilecek duruma geliriz. Kimseden bir şey beklemeyelim. Biz altyapımızı kuralım. Daha önce de böyleydi. Kimse bize HF cihazlarımızı afet olacak diye aldırmadı. Biz cihazlarımızı aldık. Günlük fonksiyonlarını yerine getiriyorduk. Afet olduğunda ilk orada biz vardık. Ve belki de bazı yerlerde sadece biz çalışıyorduk. Bunun aynısının da data networkleri, görüntü aktarım networkleri içinde olacağını öngörüyorum. Arkadaşlar, Burak Bey buyurun. Tamam, sesi açabildim. Geldi. Şimdi, şöyle bir şey eklemek istiyorum ben de. Belki bir katkı sunabilirim. Şimdi ARDN'ye tam olarak hakim değilim. Takip ettim ama hani sonuçta hani yeni duyduğum bir şey. Çok hakim değilim. Yanlışım varsa beni düzeltin ama şimdi eğer böyle bir şeyi linkleyebilmek için birbiri arasında noktaların birbirini net olarak görebiliyor olması lazım anladığım kadarıyla. Bu bir. İkincisi ve yüksek bir konumda olmak gerekiyor. Üçüncüsü de afet olacağı için kurulan noktanın afetten etkilenmediğini düşüneceğimiz bir yer olması gerekiyor. Doğru muyum? Doğrudur. Bu nedenle örneğin Bolu'da Bolu'nun TRT vericisi işte 2000 küsur rakımda duran ve zaten oldukça sağlam bir bina olan bir nokta var. Şimdi, ara geçiş noktası. O yüzden olarak. Ben de belki bir katkım olabilir. İstanbul'un iki hakim tepesinde iki verici kulesine bunların takılması konusunda ben gerekli irtibatı sağlayabilirim. Güzel. Ama bunu belki şey olabilir, yazışmalarını bir derneğimiz üstünden, bir STK üstünden yürütürsek belki şey olabilir. Daha efektif olabilir. O konuda tabii Volkan Bey sanıyorum destek gösterir. Hallederiz. Eğer hani maddi olarak bir beklenti içerisinde girerlerse de ben kendi şirketim üstünden karşılayabilirim. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama hani Gül Suyu, Maltepe Gül Suyu ve diğer tarafta Beylikdüzü tarafında bir kuleyi ayarlarsak, iki taraftan birer kuleyi ayarlarsak son derece başarılı İstanbul'un tüm kapsam alanını almış olur diye düşünüyorum. Bunu bu Bolu Dağı'nı ya da Bursa'yı görüyor mu diye bir harita ve topografik bir harita üzerine hızlıca bir çalışma yapalım o zaman. Yani ben de o verici kulelerin zaten şeyleri var. Harita notasyonları var komple. Onları da gönderebilirim size en azından. Elimizde bulunsun. Pardon. Bir Egemen Bey'e vereceğim Kemal Bey. Egemen Bey buyurun. Yani biz her zaman yardımcı olmak için de hazırız. Bunun dışında hani Volkan bir şeyden bahsediyordu. Toplantılar biraz Amerika'dakilerin yaptığı gibi işte sunumların olduğu, belki birlikte Makerspace gibi birlikte işleri yaptığımız, beraber yaparak öğrendiğimiz şeyler halinde gelir. Bunun dışında daha önceki toplantılarımızda örneğin bir dijital kodlama konusunda bir Ankara'dan bir matematikçi hocamızın galiba geliştirdiği bir şey vardı. Barış anlatmıştı. Mesela evet. O da onun gibi insanları da davet edip burada teknik olarak anlatmasını da bir şey yapabiliriz. Yani hem uygulamalı hem akademik tarafı da olabilir yaptığımız toplantının. Hani biraz büyüyen
işte convention, o toplanma, bir araya toplaşma ve geliştirme şeyinin tam anlamını gerçekleştirebileceğimiz bir hale gelebilir. Ben bu yaz eğer Ankara İstanbul'u bağlarsak önümüzdeki yaza Türkiye'nin çok yerini bağlamış olacağımızı düşünüyorum. Bu heyecanla birlikte, e-mail ile birlikte. Şimdi söyleyecekler bu kadar. Teşekkür ederim. Tahir Net'i kuracağız yani kısa zamanda. Ufak bir şey söyledin miyim? Bu setin takribi fiyatı nedir? Bizi tekrar bir bilgilendirirseniz yararlı olur. Ben bir dakika direkt distribütör sayfasına gireceğim. İki tanesini ben 1600 mü 1800 mü öyle bir şeye aldım. Yani 600-700 liralık bir şey, bir tane şeyi. Tamam. Egemen Bey buyurun. Alo. Ben yanlışlıkla kaldırdım elimi, kusura bakmayın. Tamam. Şimdi ben Burak Bey paylaşacağım onu. Bir Kemal Bey'e söz vereyim. O sıra distribütörden bakacağım. Özel fiyat da alacağım ben ona. O konuda yine bastıracağız. Kemal Bey buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu ARDN işi zaten çok zevkli bir iş. Hamlet diyelim buna belki de. Bunu yapmak için yine bu organizasyon lazım. Nasıl bir şey? Şöyle yapmak lazım. Bir küçük çalışma grubu kurmak lazım. Kim neyi nasıl ne şekilde yapacak, onun noktalarını koymak lazım. Ondan sonra sen şunu yap böyle, değil mi? Abi biz Türk'üz. Biz bir araya gelelim, dağları bile yıkarız. Barış'ın model neydi? Modeli yazar mısın hemen? 610 muydu? GPE-610. Evet, yönlendir yani 90 ve 120 derecelik olanları da galiba 510 ve 210-220 diye sektör anteni olanları da var. Şehir için planlayanlar. Evet, belki ARDN sunumumuzu tekrar başa dönüp Egemen Hocam bir şey hazırlarsak, yani network'ü nasıl artık aktive edebiliriz, nasıl yaparız diye pratik tarafına bakacak şekilde. Tamam. Çok güzel işte. Evet. Yani istenilen bu. Enstrümanlar ne olacak? İşte fiyatları nedir? Bunların bir yerde bir toplanması lazım. Şeyi nasıl yapacak? Neyi kim yapacak? Bunları bir kararlaştırmak lazım ama onun için işte birkaç kişinin bir araya gelip bu koordinasyonu sağlamak lazım. Gözünüzü seveyim. Başka bir şey istemiyorum. $46 gibi tamam. Bir şey var. Adetli alımlarda biz tekrar bastırırız. Çok büyük bir para değil. Yani çok daha fazla para verip neler alıyoruz. Bunun için organize oluruz. Gruplar kurarız. Çok hızlı bir biçimde yol alacağımız. Bir sunum daha yakın bir zamanda bir sunum daha hazırlarız. Yani şey değil, tanıtım değil. Biraz daha detayına giren, nasıl hazırlayabiliriz, nasıl olmalı, işte şehirde nasıl olabilir, şehir dağıtımda nasıl olabilir, şehirler arası geçiş nasıl olabilir gibi biraz daha ayrıntı olan bir şey olur. Nasıl ayarlanabilir gibi bir kısa bir sunum daha olur. Ondan sonra da beraber birlikte yaparız her şeyi. Olur Egemen Bey, neden olmasın. Emin Bey buyurun. Volkan'cığım ancak sesi açtım. Şimdi senden bizim aldığımız takımlar var. Bunlara ilave olarak iki tane takımı da bedeli yine benim tarafımdan verilmek üzere iki takım daha yapabilirsin. Bunu ortaya koyarız. Koyulacak yerlere de sizler karar verdikten sonra. Bursa'yı da bağladık. Tamam. Tamam. İki tanesini de finansmanını ben sağlayacağım. Senden aldıklarımız hariç. Kalp kalbe hep karşı. Peki bir dakika, o zaman biraz duralım. Bugün biraz ARDN'ye döndük. Egemen Bey ve Barış Bey'e. Şimdi bu çanaklar point to point, ben Emin'le konuşabilirim. Veya ben yine bana bakabilen biriyle konuşabilirim. Eğer şehri konuşturacaksak o ince uzun 180 dereceden almamız gerekir. Evet. Acaba bölgelere bunu değil o 180'likleri mi organize edelim? Nasıl yapalım? Alınmışken. Sanırım önce iller arasındaki backhaul dediğimiz ana omurgayı kurmak daha doğru bir yaklaşım olur. Omurganın sağlıklı bir şekilde çalıştığını gördükten sonra şehre dağıtmak için
farklı teknolojiler bile kullanabiliriz. Önemli olan önce bu, çünkü bu cihazlar 200-300 kilometreye kadar sorunsuz çalışabildiği söyleniyor. Eğer örneğin İstanbul'u Bolu'ya, Bolu'yu Bursa'ya, Bursa'yı bilmem ne, o ana omurgayı bir kere oluşturursak gerisi için belki diyorum çok 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 daha ucuz, belki elimizdeki atıl cihazları bile kullanabileceğimiz sistemleri uygulayabiliriz. Ama önce omurgayı kurmamız lazım. Bunlar da omurga için lazım. Sizin gibi, Emin abi gibi, senin gibi, bizim gibi gönüllüler eğer desteklerse, zaten bak şu anda bir konuşmada zaten 10 tane cihazımız oldu. Biraz daha koysak, bak Kemal abi de orada beni de yazın diyor. Bitti. Yani Türkiye'nin üstündeki büyük bir omurgayı oluşturmuş durumdayız şu anda. Kimseyi beklememize gerek yok. Sadece gönüllülerle bunların kurulumuna başlamamız lazım. O zaman doğuda durumu çok bunlara elverişli olmayan bir bölge için iki seti de ben vermiş olayım. En doğu ama en doğuda kim varsa o iki seti de biz vermiş olalım. Rize'yi seninle bağladık. Rize'yi Samsun'a seninle bağladık. Tamam. Böylelikle üç şehri birlikte bitirmiş oluyoruz. Ben bir yandan da ekranda şu an distribütörün sayfasında o ince uzunu arıyorum var mı diye 5 GHz'de çalışan. Eğer onu da bulursak o ürünü de herhalde lazım olacak değil mi Barış o da? Ya şimdi incelemeden bir şey söylemem doğru olmaz. Bu network'ü destekleyen ürünlerle gitmemiz lazım. Bir de şehre dağıtacağımız yönteme isterseniz Egemen Bey'le bir şey yapılsın. Bir sunum daha hazırlayalım. Nasıl bir yapı olacak? Nasıl bir mimari olacak? Ne cihazlar kullanabiliriz? Ondan sonra karar verip devam olur, edelim. Olur. Mesela 5 GHz'de 13 desibel kazançlı böyle bir şey daha var. Tabii destekliyor, desteklemiyor. Bunları dediğim gibi aslında Kemal Bey'in en başta söylediği gibi grubunuzu kurun. Kimler kimler ne yapacak? Bunları bir dağıtalım. Tamam. Bu iş başlıyor o zaman. Egemen Bey, çok size rağbet olmadı diye görüyorduk ama ilk icraat sizin konudan çıktı. Güzel. Aynası bir kişinin. Dağ kim çıkıp bu aletleri dağda kim kuracak? Lütfen. Yani iş planını çıkartalım. Bakın ondan... Emin parmak kaldırıyor. Valla her çıkacak kişinin kumanyası ve oradaki eğlencesi, şamatasını da ben sağlarım. Hiç sorun değil. Valla güzel olacak. Bize eğlence çıktı Kemal Bey. Yardımım dokunur. Hayır, bak. Önemli olan şu. Karar verin. Şemayı çizin. Uygulayın. O uygulama çok daha kolay olacak. Ama önce şemayı çizin kardeşim. İnşallah. Yoyos. Çizeceğiz. Egemen Bey buyurun. Serkan Bey size de vereceğim söz. Buyurun Egemen Bey. Yok, ben şey istemedim, söz istemedim. Alkışlıyordum aslında Zoom şeyiyle. Peki. Yani 20 yıldır, belki 25 yıldır beklediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi beni çok mutlu edecek sonunda. Hay, ne demek? Bu, çünkü başlarında ben ODTÜ Bilgisayar'da çalışıyordum. Bugün de oradayım, bir şey tiyatro şenliği var, ona katıldım. Onun dışında aslında konuşuyorum. Umarım... Biz burada işte 9600'le konuşurken 3'lerle, 30'larla konuşan ülkeler gibi artık biz de 300'lerle, 200'lerle, 300'lerle konuşan bir ülke oluruz. Evet, yani İnşallah şu network üzerinden şu Zoom'u oraya bir aktardık mı ben Allah diyeceğim. Yani olacak iş değil. Barış'ım bir şey söylüyordun, buyur. Volkan, benim belki ilk anlattığım sunumlardan birinde var. 97 senesindeydi sanırım yaptığım sunumda hayalimi yazmıştım. İşte S51'deki network'ü anlatmıştım, Limazolu'daki network'ü anlatmıştım ve hayali bir Türkiye bağlantısı çizmiştim. Çünkü o zaman bizim en yüksek hızlı linkimiz Ankara'dan Bolu'ya 9600 baud, yani 9.6 kilobit, yani 0.096 megabit gidebildiğimiz bir bağlantıydı ki şu anda konuştuğumuz hızlar 300 megabit, yani onun yaklaşık 300 bin katı falan, böyle dehşet hızlarda bir network kurmaktan bahsediyoruz ki o zaman bile çok iyi biliyorum Düzce depreminde, Kaynaşlı depreminde AMPR, yani amatör paket radyo çok aktif olarak yazılı mesajlaşma olarak rahmetli Tango Alpha 2 Charlie India Papa TA2 Jeep namı diğer Uzun Ahmet tarafından kullanılmıştı. Bu da mesela Antra kamu yararına dernek olma faaliyetlerinden biri olarak sayılmıştı. Şimdi bugün
biz bir topluluğuz, bir dernek değiliz. Ne güzel, bütün derneklerin gücünü topluyoruz. Buradaki gönüllülerle birlikte ben bunu bu yaz Ankara, İstanbul'u, belki Ankara, Bursa'yı çok rahat bağlayabileceğimizi öngörüyorum. Bir sunum hazırladık mı tamamdır Egemen Bey, top sizde bu konuda. Sunum, çok rica edeceğim. Gelecek Zoom bu sunuma ait olsun. Biz boş kafayla bu işleri yapamayız. Önce doldurun bakalım. Peki Egemen Bey, Barış Bey, sizlere biraz bir sonraki programlık. Artık ödevlerle Zoom toplantılarımızı yapıyoruz. Evet. İşimiz zor. Yani önümüzdeki hafta için zor ama bir sonraki hafta, yani iki hafta sonrası için ben şey yapıyorum, olur, söz veriyorum. Olur. Çünkü önümüzdeki hafta Ankara değil, İzmir'de olacağım. Olur. O nedenle biraz zor olur. Orada çok yoğun işlerimiz var. Ama sonraki hafta bu konuda size karşınıza bir sunumla geliriz. Çok teşekkür ederiz. Serkan Bey, buyurun. Herkese hayırlı akşamlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Volkan Bey, Barış Bey, öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Benim de uzun zamandır, yani şöyle izah edeyim. 2016 yılından beri amatör telsizciye başladığım dönem, bu faaliyetlere başladığım dönemden bu yana hayalini kurduğum, aynı sizler gibi yurt dışında, gerekse Amerika gibi ülkelerde görmüş olduğum bir etkinliği beraber yapabilmenin gururunu yaşadım sizlerle birlikte. Bu şekilde devam edebilmesi için, bunun katlanarak daha iyi seviyelere gelebilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu zaten hepimiz deklare ettik. Aynı zamanda benim malzemelerimle, her ne kadar işe yaradı, işe yaramadı o ayrı bir konu, gelebilmemi sağlayan, yardımcı olan Hasan abime, Tango Alfa 2 Eko, Hasan abime ve oğlu Hakan'a çok teşekkür ederim sizin nezdinizde. Bursa tarafında ben Gemlik'teyim. Konum itibariyle nasıl olur bilmiyorum. Bilen insanlar daha detaylı bir şekilde açıklarsa daha iyi olur. Ben Bursa Gemlik'teyim. Denize çok yakın bir konumdayım. İki tarafında da dağlar var. Bu dağların tepelerinde direkler var, kuleler var. Buralara bahsetmiş olduğumuz sistemlerden, çanaklardan kurabilme ihtimalim büyük ölçekte var. Kurabilirim. Daha da olmazsa evime de kurabilirim. Eğer konum olarak uygunsa ben buna gönüllüyüm. Aynı zamanda bugün birkaç gündür bahsetmiş olduğumuz bu Q100 uydusunda yapmış olduğumuz etkinliklerde bir şeye dikkat etmek istiyorum. Barış Bey, bakın Volkan Bey, sizler eğer bir açıklama yaparsanız, benim görüşüm bu şekilde, bilmiyorum ya, belki yanlış anlaşılabilir. Orada kullanılan ekipmanların nerelerden temin edildiği, nasıl alındığı, nasıl getirildiği konusunda birçok bilgi paylaşımı yaşandı. Bazı arkadaşlarımız, şu anda grupta olmayan bazı arkadaşlarımız heyecana kapılarak benzer çalışmaları yapmak için girişimlerde bulunabilirler. Sizlerin de geçen gün WhatsApp grubunda bahsetmiş olduğunuz gibi özel izinlerle alındı bunlar ve 2.4 GHz'in Türk amatörlerine açılabilmesi için çok büyük emeklerimiz var, faaliyetlerimiz var, görüşmeler yapıyorsunuz. Bunların sekteye uğramaması açısından arkadaşlara biraz daha sabırlı olması yönünde bir açıklama yayınlarsanız, açıkçası ben çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz heyecanlı insanlarız, gördük, heveslendik, birazdan böyle bir istek oluştu. Hemen nereden buluruz, nereden temin ederiz, nasıl yaparız diye kendi başımıza eğer gelişmeyecek olacak olursak bugüne kadar gelen süreçteki verdiğiniz emekleri, yaptığımız işlerin hepsi şey olabilir, sıkıntıya girebilir. Ben bu çok, bunu anlatmak istemiştim. Bu çok önemli. Belki bu yayını dinleyenler, hani katılmayan ama dinleyenlere de bunu kulaktan kulağa gitmesi için söyleyelim. Arkadaşlar, bu ciddi bir husus. Bu frekans şu anda Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay kontrolünde olduğu için bizlere tahsis edilmiyor. Pek çok yazışmalar yapıldı. Geçici olarak bir gün için, üstelik de onların frekansına denk gelmediğini bildiğimiz halde, çok nokta frekanslarda özel izin istediğimiz halde bu pek çok yerden yazışmalar yapıldı. Bu yazışmalar haftalar boyunca sürdü.
Yazışmaları hızlandırmak için elimizden gelenleri yaptık. Sağ olsunlar hem BTK'dakiler hem MSB'dekiler bu konuda bizim iyi niyetimizi anladılar ve bizi desteklediler. Ne yazık ki Q100 uydusuna çıkamıyoruz. Yani bu şu değil. Ben cihazımı kurarım çıkarım arkadaş. Kim ne diyecek dediğinizde neçede kendi çağrı işaretinizle çıkacaksanız bunlar spotlara düşmeye başladığı anda, çünkü paylap olacak ve spotlara düştüğünüz anda bunlar sizin için ciddi sorunlar yaratabilir. Size yaratacağı sorunu hani biraz şey söyleyeceğim. Beni çok ilgilendirmiyor. O sizin hepimiz artı 18 insanlarız ama bu camiaya, Türkiye'ye bu frekansı almak için yaptığımız girişimlerin hepsine de büyük bir sekte vuracağını bilmenizi isterim. Şu andaki durumu belki özetlemek gerekirse, bu konuda gerekli dosyalar ve raporlar hazırlandı, BTK'ya verildi. BTK ile MSB Genel Kurmay arasında şu anda bir doğru tabir midir bilmiyorum ama buranın radyo amatörlerine açılması için bir pazarlık sürüyor. Ve şu anda her şey olumluyu gösteriyor. Bir sonraki döneme de bırakmamak için BTK'daki arkadaşlarımız bunu mutlaka bu dönemde, yani bu şu demek, Haziran sonuna kadar çıkacak olan yeni frekans düzenlemesinde zaten istediğimiz bir takım şeyleri yaptılar. 10 GHz'de yanlış bandı, yani istediğimiz ay yansıtma bandı yoktu, VB gibi düzenlemeler yapıldı. Ama 2.4'ü de bunun içine koymak için canhıraş çalışıyorlar. Olur da bir yerde bir interferans olursa, olur da birisi bu konuyla ilgili bir şikayette bulunursa, inanın bir çuval inciri mahvederiz, geri toplaması da çok kolay olmayabilir. Bu vesileyle biraz daha lütfen bekleyiniz. Bu programımızı izleyenlerden rica ediyoruz, amatör dostlarımızdan rica ediyoruz. Aslında Serkan Bey çok ince ve çok önemli bir konuya değindi. Çok teşekkür ederiz Serkan Bey tekrar. Lütfen... 2.4 GHz'de gerekli izinler için uzunca bir süredir birçok rapor yazılıyor. Gerekli her yere başvuruluyor. Bir süre daha sakinliğinizi koruyunuz. Öncelikle yeni amatörler için çok net, Barış aslında es geçti orayı, pek beni ilgilendirmiyor ama dedi. Efendim 2.4'te kendi çağrı işaretinizle havaya çıktığınız ve bu bir şekilde de spotlara düştüğü anda o çağrı işaretini hemen sizden devlet aldığı gibi yasal işlem başlatacaktır. Boşu boşuna bindiğiniz dalı kesmeyin diyoruz. Ve yaptığımız girişimlerimizde lütfen sekteye uğratmayınız. Biraz daha bekleyiniz. Bakınız 50 MHz de Türkiye'de kapalıydı. Gerek bir delta gerekse birçok amatörün yazıları ve girişimleriyle özel izinle ancak çıkış yapabildiğimiz 50 MHz artık açık. İnşallah 2.4'te de bu güzel günler bizi bekliyor olacak. Barış'ım söyle. Yani kanunu okumanızı öneririm. Ne yazık ki hala 80 sonrası anayasamızdaki cezai hükümler olduğu gibi duruyor. Sanırım kimsenin gözünün yaşına bakmazlar. Hani orada 3 yıl yazıyor. Silah taşısanız telsizle işleyeceğiniz bir suçtan daha düşük ceza alıyorsunuz. Adam yaralasanız daha düşük ceza alıyorsunuz. Ne yazık ki kanundaki bu cezai hükümler olduğu gibi duruyor. Hele ilk suçunuzsa belki yırtarsınız ama ikinci suçunuz filansa, başka bir suçunuz varsa gerçekten bu konuda uzun süreli hapis cezası alma ihtimaliniz var. Ben yeltenmeyin derim kendi adıma. Ben şimdi Erdoğan Bey'e tutuyorum diye. Evvel bir yazı yazılmış. Ubuntu cihaz, yani Unify'lar da kullanılıyor. RDN'nin bir sayfası var ve hangi cihaz hangi modellerin kullanıldığı yazıyor. Dikkat ettiyseniz alana ben bir tane Unify çanak getirmiştim. Mesela o cihaz kesinlikle desteklemediği için çöp. Ben önce eldekileri deneyeyim istedim. Yani Unify'ların kesinlikle o listede olan modellerini kullanmanız lazım. TP-Link'i kullanmamızın nedeni Unify'dan daha ucuz. Ama Unify'ın çok kuvvetli Wi-Fi'ları var. Ticari olarak da kullanıp çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bir şey mi diyecektin Barış? Yok yani onu zaten programda anlatacağız. Ne olacak? Network önerisi, evet. Nasıl cihazlar kuracağız? Ne almalısınız? Bu arada ekranı da getirdim. Arada siz konuşurken arka planda benim hep hayalini kurduğum, sanırım bu 70'lerin bir yerinde yapılmış bir faaliyetten, 78 olabilir, bir tilki avı faaliyetinden çekilmiş bir resim. Bizim çektiğimiz resmi hayal ederken hep bu resim benim hayalimde vardı. Onu belirtmek istedim.
İnşallah ileri senelerde de bizim faaliyetlerimizi görecekler. Bunları konuşacaklar diye ümit ediyorum. Erdoğan Bey buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. O gün şahit olduk. Antenleri taşıyanlar, 4x4'leri itenler, ortada çılgınca koşanlar, Volkan Hocam özellikle siz. muhteşem bir emek vardı. Almanya'dan gelen büyüklerimiz. Bütün ekibe ayrıca teşekkür ediyoruz. Köfte için başta Barış Hocamızın eşi olmak üzere diğer bayan arkadaşlar. Gözden kaçmış olabilir ama o gün onların da muazzam bir emeği vardı. Tekrar haklarını helal etsinler. Çok yorduk onları. Öncelikle logo müthiş. Bu logonun inşallah bundan sonraki etkinliklerde de kullanılmasını çok istiyorum. Süha Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani SSTV'de de, tişörtte de, sosyal medyada da nerede paylaşılırsa paylaşsın. Logo çok güzel gözüküyor. Bu logonun hala aktif edilmesi ve devam edilmesi, yani diğer etkinliklerde de kullanılmasını çok istiyorum. Teşekkürümü ilettim. İkinci etkinliği büyük bir heyecanla bekliyorum. Dediğiniz gibi kamp alanı olabilir veya başka, siz nasıl karar verirseniz biz uyacağız seve seve. Egemen Bey'in projesi çok heyecanlandırdı. Bir, TP-Link'in fiyatı çok uygun. Bu projeye muhtemelen böyle bir bütçe ayrılıp aktif edilebilir. Belki Morse gibi ayrı bir ders işlenebilir. Yani 3 derslik, 4 derslik sıfırdan bu cihaz alınıp faaliyete nasıl geçilir? Belki öyle bir seri yapılabilir. Aldığım notlara bakıyorum. Kısmetse ikinci etkinlik eğer olursa, belki de sizin hazırlayacağınız proje masaları ya da çalışma masaları haricinde belki kişilerin, yani amatör telsizci olup da kendi fazladan hobileri olursa, belki çare işaretini o masanın ortasına koyup etrafına da hangi hobilerle uğraştıysa onlarla ilgili PCB'ler olsun, ground station'lar olsun, işte küpsatlar olsun veya daha spesifik, daha uçarı projeleri olup da o masanın başına gelip diğer yeni başlayan amatörlerin heyecanlanmasına neden olacak ufak masaların olmasını çok tercih ediyorum. Öyle bir şey olursa mutlaka benim de bir masam olsun isterim. Hay hay, ilk masa sizin Erdoğan Bey. Çok güzel bir yaklaşım, hay hay. Evet hocam, hani işte ARM işlemciler, gömülüler, küpsatlar, 3D printerlar işte vesaire vesaire, sonu gelmeyecek bir sürü ufak tefek cihazlar var. Onları orada sergileyip yeni başlayan ya da bu işe işte bir türlü başlamamış arkadaşlara yol göstermek. Çünkü bizim aynı zamanda bir görevimiz de şey, bu gezegende bizden sonraki nesli iyi bir şekilde yetiştirip onlara verip sonra biz zamanı geldiği zaman göç edip gideceğiz. Bizden sonraki nesli çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Yani işin mutfak tarafında olan arkadaşların böyle bir görevi olduğuna inanıyorum. Bizim bir büyüğümüz var, hocamız var. Şey diyor, yani paranın ve bilginin zekatını vermek zorundasınız diyor. Dolayısıyla biz elde etmiş olduğumuz bilginin zekatını bir şekilde yeni nesle aktaracağız. Bu bizim bir nevi görevimiz. O tarz bir şey olursa iyi olur. Dediğim gibi bu logo çok güzel. İnşallah bir dahaki etkinlikte bu logoyu SSTV olarak da basmak, yayınlamak çok güzel olur etkinlik alanından. Hem belki etkinlik alanı üstünde logo ya da sırf logo vesaire veya bununla ilgili bir yarışma. Hani herkes ISS aha bekler ya. Belki bizim logomuzla da ilgili böyle bir atraksiyon çıkabiliriz diye düşündüm. Bir de derneklerin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi. Belki de dernek olarak bu yansıtıcıların ve diğer projelerin hayata geçmesi konusunda belki onların da bize çok faydası olacağına inanıyorum. Dediğiniz en başta dediğinize çok katılıyorum. Belki derneklerin çalıştayları ya da dernekler içerisinde yürütülen projelerin su üzerine çıkması bu etkinliklerde çok etkili olacaktır. Ben maalesef devletle olan yazışmalar ya da teknik yazışmalar ya da işte PDF ya da yazılım yazma çizme olaylarından hiç hoşlanmıyorum. Ben daha çok işin teknik ve mutfak tarafındayım. O yüzden emin olun, sizin aslında ne kadar büyük ızdırap ve zorluklar içerisinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bu işin sonu gelmez, gelmeyecektir de. Yani Allah kolaylık versin size bu konuda. Biz nacizane masamızı, çadırımızı, antenimizi, suyumuzu hazırlarız. Etkinlik alanına geliriz. Sesimiz çıktığınca da hem mikrofondan hem de etrafımıza
yayınımıza başlarız inşallah. Yani her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Orada, burada sadece resimlerde, Instagram'da gördüğümüz arkadaşlarla canlı selamlaşmak, tokalaşmak, birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmak çok ayrı bir zevk. Bir de deneyim, yani tecrübe konusunda da çok iyi oldu. Hayatımızda göremeyeceğimiz cihazlara dokunduk, sorduk, öğrendik. Hakikaten yıllardır bu konuda çok uzman olan bir sürü arkadaşla tanıştık. Çok ilginç cihazlara, çok ilginç antenlere denk geldim. Normalde çalışmaz diyebileceğim, belki görüntüsü çok kötü olur ama işte SVR'si 1.1 olan bir sürü anten gördüm. İkinci etkinliği büyük bir heyecanla bekliyoruz. Tekrar emeğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Orada muazzam bir emek vardı ki herkes buna şahit oldu. Tekrar herkes hakkını helal etsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok incesiniz. Bu arada bir soru gelmiş. Kaç QSO oldu diye. HF'de 13 QSO. QO100'de sadece SSB'de 88 QSO var. DATV'yi İsmail Beyler Barış'la birlikte chatten çıkaracaklar. Öyle paylaşırız. Bu arada şey Volkan, tabii yani ortama gelinmiş, kurulmuş pek çok HF istasyonu vardı. Yani ancak 13 tane HF QSO mu yapıldı? Tango Charlie 100 küpek Oscar çağrı işaretini kullanan QSO'ların sayısı bu kadar. Evet. Yani o da en azından bir örnek olarak HF'de de sesimizi duyurmuş olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayrıyeten kendi call sign'larıyla da çıkış yapan dostlarımız vardı. Onlar tabii ki bilinmiyor. Efendim, ilk DATV'de yayına girdiğimizdeki tanıtım jenerik filmi sanırım ekranımızda. Jenerik. Haydi dinleyelim, izleyelim hep birlikte. Evet, özellikle bunu hazırlayan Ruha arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Son gece uykusuz kalıp sonra da sabahın köründe yola çıkıp gelirken bunu hazırladım. Bugüne kadar HF faaliyetlerinde Türk bayrağını SSTV ile gönderdiğimizde yaşadığımız gurur ya da Hellscriber'da hani çok şey olan, moda olan Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını Spektrum'a yazdırmak gibi faaliyetlerin yanında biz uydu üzerinden Türkiye'yi tanıtan, tüm radyo amatörlerine Türkiye'yi tanıtan bir jenerik filmi yaptık. 2 dakikalık bir video. Başlatacağım. Bunu yayınlarken ki duygularımı anlatamayacağım için anlatmıyorum ama izlerken sizlerin hissedeceğini düşünüyorum. Ekranım gözüküyor sanırım. Gözüküyor. Ben ertesi gün bunun müziğinde kahve içip dans ettim. Evet, devam. Ses gelmiyor. Geldi.
Evet. Bu arada Ruha Bey'e de bir dakika, bir saniye lazım. Volkan, mikrofonun kapalı bu arada, hani konuşuyorsun sanırım ama. Heyecanlı olmuştur öyle bir şey. Öncelikle Rüya Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Bu güzel videoyu son anda uykusuz kalıp hazırladığı için. En azından bütün dünya Türkiye'yi ilk duyduğunda, ilk gördüğünde, görüntülü olarak gördüğünde sadece oradaki amatörleri değil, böyle bir tanıtım videosunun dönmesi harika olur, oldu. YouTube kanalına da koyarsanız iyi olur dendi Barış. Aslında hemen bunu koyalım. Orada da yayınlayalım. YouTube kanalına koyacağız. Bir de şey rica etmiştik Volkan, onu hatırlatırsan, bir ortak alan açmıştık. Oraya herkes elindeki video ve resimleri atarsa yine Ruh abiye yükleneceğiz ama güzel bir belgesel etkinliği olabileceğini düşündüğüm, yani etkinlik belgeseli olabileceğini düşündüğüm belki kısa metrajlı bir çalışmayı elimizdeki kayıtlardan toparlayabiliriz. Chat bölümüne yazar mısın Barış? Hemen oraya atılsın. Efendim, organizasyona katılmış bütün dostlarımız kendi telefonlarıyla çektikleri video ve görüntüleri şimdi chat bölümüne yazılacak olan linke girerek oraya bırakırsanız bu konularda cidden bize destek olan Sayın Rüha Uslu Beylerle birlikte güzel bir tanıtım kayıt videosu da muhakkak hazırlanacaktır diye düşünüyorum. Bu vesileyle lütfen görüntülerinizi muhakkak oraya atınız, paylaşınız. İsmail Bey, söz sizde. Serkan Bey, vereceğim söz. Okey. Ondan sonra da o videonun sonuna da bunu bağladık. Şu anda ekranda gördüğünüz sol taraftakine. Bunun peşine bu geldi. Yani bayrağımızı bu şekilde, demindeki videonun peşine bunu ekleyerekten peşine de bir saniye dur. Bir dakika, o tamam, görüyoruz solda da, görünüyor sağda sizi, solda sizi. Tabii ekranınızı paylaştığınız için ikisini de görüyoruz. Stüdyo modusa geçtiğim için bir dakika, bir saniye kapatmam lazım. Kapan. Hepsi birbirine girdi burada. Bayrağı da yazıları da görüyorduk. Bu arada Barış linki attı. Video ve görüntüleri buraya upload edebilirsiniz. Okey, şöyle yapayım. Okey, bu bayrakla şey, yani sonuçta bayrağı peşine ekledik. Ondan sonra bununla kapattık tekrardan yine. Evet, çok teşekkür ederiz tekrar. Cidden harika şeyler oldu. Serkan Bey, buyurun. Şöyleydi değil mi arkadaşlar? Sohbetin başında chatte yazmıştım. Hangi şehirde yapıyorsak oranın, o şehrin tanıtımıyla ilgili birkaç tane fotoğraf ve videodan bahsetmiştim. Tesadüfe bakın ki işte kalp kalbe karşıymış. Ruha Bey de benim düşündüğümü gerçekleştirmiş. Gerçekten çok güzel bir sunum olmuş. Ellerine sağlık. Bundan sonra yapılacak etkinlikler hangi şehirde yapılacaksa benzer şekilde tanıtım videoları ve fotoğraflarıyla hem şehrimizin tanıtımı açısından olur, hem ülkemizin tanıtımına büyük bir katkı olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben tebrik etmek için mikrofonu istedim sadece. Bu arada Ruha'dan da yani kusura bakmasın, ona da bir şey, zor duruma soktum. Çünkü bu olay benim başımın altından kalktı. Gece yarısı aklıma geldi. Hatta sabah saat 3:30 muydu neydi videoyu attığında bana. Aklıma geldi, dedim hani orada kuru kuru şimdi çıkacağız, kamerayı açacağız ama hani sunduğumuz bir şey yok. Hiç olmazsa böyle bir tanıtım videosu olursa dedik, hem Türkiye'yi tanıtmış oluruz hem bizim etkinliğimizi tanıtmış oluruz. O yüzden dedim, rica ettim kendisinden, sağ olsun o da kırmadı. Gece sabaha kadar bu video, 4 saat uğraşmış videoyla yani. Bu videoya 4 saat uğraştı sağ olsun. Teşekkür ediyorum buradan ona tekrardan, sağ olsun. Tekrar teşekkürler. Bir sorum var. Lütfen buyurun Kemal Bey. Acaba Field Day esnasında drone çekimleri oldu mu? Soru. Güzel soru. Drone vardı da. Önce şeyi söyleyeyim. Bu arada videoyu Full HD olarak uydudan yayınladık. Yani SSTV gibi ya da başka
protokollerdeki gibi düşük çözünürlüklü olarak uydudan yayınlanmadı. Full HD olarak yayınlandı ve Full HD olarak izlendi ve bizim oradaki kamera görüntülerimizde 1920x1080 Full HD olarak aktarıldı. Bu hani zaten wideband dediğimiz QoS'un en güzel özelliği. Direkt en ince detayları bile gönderebildiğiniz görüntüler, videolar gönderebiliyorsunuz. Drone konusuna gelince ben buradan drone'umu yüklenip gelip köyde bir çekim yapayım derken drone'u parçaladım. Sonra bir arkadaşımı aradım. Dedim ki ya ben kendi drone'umu parçaladım. Senin drone'u emanet verir misin? Sanırım o da parçalamayayım diye verdi ama bataryasını boş verdim. Hani doldurana kadar belki unuturuz diye haklıymış. Biz o bataryayı doldurana kadar drone'umuz olduğunu unuttuk bile. Ne yazık ki drone'umuz vardı ama çekim olmadı. Fevkalade olacaktı. Mevki cidden İstanbul'un tepesindeydi. Bir sonrakine 3-4 tane drone'la geleceğiz. İnşallah bir sonraki organize olacağız. Aslında Kemal Bey'in hep baştan beri dikkat çektiği konu. Organize olun. Efendim biraz evvel doğaçlama olduğu için Ömer Bey böyle bir anda apar topar mikrofonunu açtı ama konu kaçtı. Ne olduğunu da şey yapmadı. Efendim Ömer Bey açıklama gereği duyuyorum. Bir sonraki organizasyonumuzda derneklere çalıştaylar vereceğiz ve birer saat, ikişer saat kendilerini tanıtacaklar. Ve aynı zamanda biraz evvel Serkan Bey'in de söylediği gibi herkesin kendi yaptığı, başka beyefendiydi ama karıştırdım. Neyse, herkesin kendi yaptığı ürünler ve amatörlükle ilgili geliştirmelerle ilgili yine çalıştaylar olacak. Eğer kabul ederseniz bir sonrakinde o bir gece kalmalı iki günlükte Ömer Bey sizlere de Moxon anteni, hep baştan beri siz uyarıyordunuz. Ya rölede anten mi anlatılır kardeşim? Göstermek lazım, mıncıklaması lazım. Mıncıklayarak, göstererek, karşılıklı diyaloglarla size bir Moxon köşesi açmak istiyoruz. Kabul ederseniz şeref verirsiniz bize. Volkan, o şeref bana ait. Çok sevinirim tabii. Yani buradan şunu anlıyorum ki, bu ilk toplantı, ilk field day çok heyecanlı ama yani herkes istediğini yapamadı zannediyorum. Vakit kalmadı çünkü. Çok çok az vakit kaldı. Organize olamadık, organize. Organize. yani bundan sonrası da dediğin gibi gece kalmalı, kamp ateşli, sabaha kadar o kamp ateşi yanacak. Gece kalkacağız, görüşmelere devam edeceğiz nöbetleşe. Onları da yaşamamız lazım ve zaman çok bol olacağı için herkes sindire sindire yaşayacak. Bu cihazlarla, uydularla, diğer arkadaşların hobileriyle, konularla daha detaylı ilgilenecek. Hani çok güzel olacak. Yani iki gün, bir gece ben de mümkün olduğu kadar arabanın portbagajını doldurup getireceğim oraya. Çok malzemeler. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Çünkü sağ olsun bütün amatörlerin dilinde bir Moxon var. Özellikle Ömer Bey'in Moxon'u var. Sizde inanılmaz kaliteli ve başarılı bir ürün, daha doğrusu bir model üretiyorsunuz. Bunları arkadaşlarla paylaşmak, inceliklerini burada programda da anlattık ama sizin dediğiniz gibi direkt diyalog halinde bunu göstermek bambaşka güzel olacaktır. Evet, evet. Yani Moxon'un bir özelliği, Yagi'nin elemanlarının uçları açık, kırpaç gibi hareket ediyor. Antenin dayanıklılığını, rüzgar dayanımını azaltıyor. Ama Moxon'da iki tane kol birbirine destek verdiği için çok daha rigid bir yapıya sahip. Ve de montajı da çok kolay, ayarı çok kolay. Neyse, inşallah orada daha detaylı inceleyeceğiz. Hay hay, çok teşekkür ederiz. Emre'cim hoş geldin. Organizasyonda bize görünmez arka tarafta çılgın destekler verdiğin için burada herkesle bunu paylaşmak istiyorum. Yani Emre her yerdeydi. Araba arabadaydı, taşıma taşımadaydı. Yetkililere ulaşmaydı. APRS'ydi, koca istasyon getirdi, oraya röle kurdu, oradan yayın Yani tabii arkadaşlarıyla, dostlarımızla, ortak dostlarımızla. Emre tekrar teşekkür ediyorum her konuda. Söz sende, nasılsın? Dinlenebildin mi?
Abi teşekkür ediyorum, herkese merhaba. Öncelikle hayırlı akşamlar. Biraz geç kaldık. Abi herhalde biraz güneş çarptı bizi o gün. Daha yeni kendi kendimize geliyoruz. Güzel, çok güzel bir etkinlik oldu. Hepinizi görmüş olduk. Havadan tanışıp karadan tanışamadığımız abilerimiz vardı. Hepsiyle tanışmış olduk. Çok güzel bir güzel şey oldu. Aslında bu konuda hepinize ben teşekkür etmem lazım. Yani başımızda bir büyük olarak diğer insanlarla tanışmak, arkamızda sizlerin olduğunu bilerek daha güzel oluyor. Böyle kendimizi daha güvende hissederek ileriye doğru gidiyoruz. Önümüz açılıyor. Bir şeyler öğreniyoruz. Bir şeyler bildiğimizi aktarıyoruz. Çok güzel oldu. Bizimki devede kulak kalıyor abi. Yani çoğu şeyi tabii büyükler olarak siz göğüslediniz. Biz bir şey yapmış sayılmayız. Yani Avrupa yakasından Anadolu yakasına gelmiş olduk. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Konu geçti mi bilmiyorum. Yer konusunda. Abi Ilgaz Dağı'nı tekrar burada dile getireceğim. Organizasyonunu üstlenmeyi düşünüyorum. Orada bahsetmiştim sana. Hem yer olarak çok güzel, hem otelimiz de var belediyeye ait. Linkleri paylaşırım seninle. Bir sonrakini Ilgaz Dağı'nda zirvede olsun isterim. Tabii sizlerin de bir istişareyle alakalı. Durum böyle. Biraz uyumuşum işten gelince. Herhalde güneşin etkisi yeni yeni şey yapıyor. Biraz da yanmışız. Güzel olmuş. Soran olursa Antalya'ya gittim diyorum zaten. Durum evet, böyle abi. Bir dahaki etkinlik olursa da normal araçların, yani benim kullandığım araç gibi herkesin bir yere çıkmasını şey yapalım. Yani düz olsun alan. Düz zaten. Şöyle Emre ya, zaten organizasyon yani. Adem Bey şöyle, Emre daha birinci organizasyon bitmeden hemen dedi ki Ilgaz. Tamam abi dedim, Ilgaz olsun ama biz bir grubuz yani, tek başımıza karar vermiyoruz. Ortaya sunalım. Şimdi oradaki yetkililerle bir takım ceket, elbise bir gidelim oraya. Emre'ye de bir ziyaret gerçekleştirelim, konuşalım. Devlet de bize bir adım atıyorsa. Özellikle onların bildiğim kadarıyla orada çok keyifli bir dağ da var. Kış turizmi de yapılıyor. Sunumlarımızı onları koyalım. Yer nerede abi? Ben bilmiyorum. Nasıl? Nerede bu dediğiniz yer? Emreciğim biraz tanıt istersen. Tabii abi, hemen tekrar araya gireyim. Abi böyle şarkılara da türkülere de konu olmuş meşhur bir Ilgaz Dağımız var. Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın diye. Bahsettiğimiz Ilgaz Dağı, orası Ankara'nın kuzeyinde kalıyor. Kastamonu'nun güneyinde kalıyor. Ve o bölgedeki en yüksek dağ, Bolu Dağı dahil. En büyük zirvesi 2587 metre olan çift başlıklı bir dağ diyelim. Bir düşüğü de var. 2500 küsür metrelerde. Aralarında 80-90 metre var. Sürekli olarak yerel dağcılarımız yürüyüş yaparak çıkıyor oraya. Ayrıca TRT binamız var. TRT binamızın içerisinde de, Ilgaz TRT binamızın içerisinde de çalışan bir amatör telsizci abimiz var. Orada da sistemlerimiz var. Orada çalışan abimizin çalıştığı güne denk getirerek, onlar çünkü bir hafta çalışıyor, bir hafta çalışmıyor. O güne denk getirerek bir de ormanın yeni bir yapmış olduğu gözetleme kulesi var. Onun orası da çok geniş bir alan. Zaten halka açık bir yer. Yağmur barınma evleri var küçük küçük. Oralarda insanlar kalabiliyor. Ailesiyle gelip kalabiliyor. TRT'den de imkanımız var. Elektrik, su vesaire her şeyi kullanabileceğiz. Orman gözetleme kulesi var. Telesiyejin kontrol kulesi var. Ayağında iki katlı bir güzel, çok önü betonlu, böyle balkonlu. Baktığımız zaman Karabük, Kastamonu, Kayseri, Çorum, Ankara'ya yarım vatla girebiliyoruz. Emre'ciğim bir çekim yaparsan önümüzdeki günlerde bir o lokasyonu paylaşalım. Adem Bey, bir dahakine bir jeneratör, iki konaklama, üç özel ihtiyaçlar, yeme içme, bunların hepsi olmayan, yani hazır olan bir yere gidelim dedik ki onlarla uğraşmayalım, amatörlük yapalım. Yani koşturmayalım. Bu vesileyle Emre de teklif etti. O yükseklikte zaten madem oraya gidersek güzel, iyi bir VHF çalışması olur yani orada. Evet, evet. Abi bahsettiğim zirve 2587 metre olan zirvede sadece dağcılar çıkıyor. Orada bir Türk bayrağımız var. Her sene yeniliyorlar sağ olsunlar, kışın hava şartları sert olduğu için. Bizim bahsettiğimiz TRT yeri ve orman gözetleme kulesi 2064 metrede. Karayoluyla çok rahat ulaşabiliyoruz. Zaten kış şartlarına göre yapıldığı için parkeli vesaireli yollar. Bir de
telesiyerciler var. Hemen yanımızda otel var. Vericiler var, Türk Telekom vesaire. O yüzden yolumuz sürekli aktif, açık. Yazın kışın sürekli açık kalıyor. Karayolları hemen yanımızda. Devletin her türlü imkanı orada var. Yani elektriği, suyu. Otoparkı muazzam geniş. Hiç araba problemi yaşamayacağız. Çünkü oraya aşağıda güvenlik var. Çok 1800-1400 metrelerde falan güvenlik var. Oradan geçerek giriyoruz içeriye. Yani arabanızı açık bırakıp gitseniz bile bir şey olmaz. Arabalarınızı istediğiniz yere bırakabileceksiniz. Çok büyük bir alan. Hem güvenlikli hem de kışı da ayrı, yazı da ayrı güzel bir yer. Rakım olarak da çok hakim bir yer. Daha güzel böyle çeşitli yerlere ulaşabileceğimiz bir yer olduğu için biraz da önerdim. Hem de Çankırılıyız tabii ki bu arada. Biraz da memleketimizi ön plana çıkartmak istedik yani. Emre, çadır kurabileceğiz mi? Abi çadır yeri var tabii ki. Ayrıyeten yağmur barınma evleri var. 200-300 metre arayla camlı ahşap ev. Yani para versek orayı tutamayız. Anladım. Ama orman gözetleme kulesi var yakınımızda. Oraları gelen ziyaretçiler için yağmur barınma evleri yapmışlar. Tamam. Harika. Çadırı kapatıp kayak gidiyoruz. Kayılıyor. Kayak merkezi orada. Ben gençliğimde kaydım orada. Abi sen yine gidebilirsin. Kayağını da götür, orada çimende kayarsın. Yok abi. Artık yüzden geçti. Vallahi abi. Bahsedilen kayak merkeziciden çok güzel. Benim iki oğlumu da ben orada eğittim, göstermiştim. Video çekimlerini özellikle turistik kayak merkezi ve oradaki otelle de konuşuruz. Rüya hocamızdan yine rica ederiz. Bütün dünyaya orayı tanıtırız. Bu vesileyle belediyesiyle de birlikte oturur konuşuruz. Birçok imkanı evet, bize daha da fazla sağlarlar. Hay bunun bir çalışmasına başlayalım. İnşallah bir şeyler yaparız. Daha zamanı belli değil ama yaz içerisinde inşallah olur. Belki de gittiğimizde RDN'sini aktive eder döneriz. Neden olmasın? Bir taşla evet, iki kuş. Evet abi. Ben bir fikir geldi aklıma, bilmiyorum. Hazır 60-62 kişiyiz şu anda. Birazdan gece yarısına yaklaştıkça da sayımız azalacaktır. Evet, herkes elindeki videoları, orada çektiği videoları ve fotoğrafları upload etsin. Ama şöyle bir şey, ne dersiniz? O günün sabahında evinizden çıkarken çektiğiniz resimler, o günün yorgunluğunda belki oradan ayrılıp arkadaşlarla bir yerde oturduysanız, o oturduğunuz ortamda çektiğiniz resimler. Efendime söyleyeyim, eve gidip tamamen yorgun düşüp bayılmak üzere olduğunuz anlarla ilgili varsa resimler, bunları da lütfen paylaşın. Daha sonra bunların yazısını da oluşturmaya çalışacağız. Bir de şöyle bir şey yapmaya ne dersin Volkan? Herkes mesela 30 saniyelik bir videoda telefonun önünü açsın. Buraya gelmeden önce ne düşünüyordu? Gelip ne gördü? Neyi sevdi? Belki neyi sevmedi? Sonrasıyla ilgili ne düşünüyor gibi. Belki 30 saniyeyi geçmeyecek. Hani 15 saniye diyeceğim ama 15 saniyede iki tane cümle ancak kurulur. 30 saniyelik böyle kısa videolar toparlasak ne dersiniz? Kayıttır yani. Şimdi şeyi paylaşacaktım. Biraz önce paylaştım ya. Yani o günlerden bugünlere sadece resimler kaldı. Ya o zaman teknolojisi oydu. Bugünün teknolojisi video. Video arşivleyebiliyoruz. O yüzden bu konuyla ilgili burada tabii ki hepimiz paylaştık ama söz almayan pek çok arkadaşımız var. Eminim ki onların da söyleyeceği 2-3 cümle vardır. Gelen gelemeyen herkese bir şekilde bu mesajımızı ulaştırıp 30 saniyelik videolar toplasak. Hay bunu abi, da isteyelim ve bu videoları çekip biraz evvel Barış'ın attığı linke upload ederseniz memnun oluruz. Emre'cim tekrar teşekkür ediyoruz. Daha detaylı konuşacağız bir sonraki organizasyonda. Abi notlarımı aldım ben bu 30 saniyelik video için. Grupta paylaşacağım, rica edeceğim. Ayrıca hemen ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Sözünü buldum. AFAD'la da görüştük. Oradaki AFAD'la da görüştük. Bize acil durum aracı tahsis edebiliyorlar Ilgaz için. O gün, yani o gün orada bir etkinlik olduğu zaman çekme karavanları var. İçerisinde güneş panelleri, canlı FM yayını yapabilen, acil durumda FM yayını yapabilen bir radyo vericisi, 100 wattlık, 150 wattlık neyse. Bunun olduğu bir güzel karavanları var. Yine biz yapmıştık aslında o karavanı. Amatör telsizciler
önermişti ve bizden destek alarak yapmışlardı. Onu da gönderecekler. İhtiyaç olması durumunda yine Kızılay'dan destek alabileceğiz. Belediyeden destek alabileceğiz. Durum böyle Ilgaz için. Diğer konuyu da gruptan rica edeceğim. 30 saniyelik bir Barış abinin bahsettiği şeyi. Sağ rica olun. Edeceğim. Çok teşekkür ederiz. Emre. Yani herkese söz veriyoruz. Özür dilerim. Biri söz alacaktı sanırım ama bugün ilginç birine söz vereceğim şimdi. O da bilmiyor kendini. Hep o söz ister. Hep o soru sorar. Konuşacak biri bir şey söylüyordu. Yol vereyim. Hemen diğerine geçeceğim. Peki. Ben istemiştim. Ben istemiştim. Özür dilerim. Özür dilerim. Merhaba, buyurun. Sormuştu. Hasan Bey buyurun. Emre odunları hazırla o zaman Çankırı'ya. Abi hiç sıkıntı yok. Dağdayız. Kesip kesip yakacağız. Volkan Hocam araya girebilir miyim? Rıha Bey tabii ki buyurun. İyi akşamlar. Emre Bey şeyi soracaktım. 2500 metre arasında bir irtifadan bahsetti. Şimdi büyük abilerimiz de var sonuçta. O civarlarda yaklaşık olarak %80 civarında oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Kalp ve diğer problem şeylerde problem olur mu? Nasıl durum? Ziyaret ettiğinizde yaşlılar şeyler olsun. Ruhu Hocam hiçbir sıkıntı yok. Bizim çıkacağımız yer 2064 metre. Yani yerleşkenin olduğu yere yakın olmak için orayı öneriyorum. 2587 metre tam zirve. Oraya çok araç çıkımı mümkün olmuyor. Belli bir kısımdan sonra yaya devam etmek gerekiyor. Ama bizim istediğimiz yer hatta Alperes haritasından bakabilirsiniz. Yankee Mike 6 kilo Golf Lima'nın çalıştığı yer. Yankee Mike 6 kilo Golf Lima. Yerli Digi Repeater'ımızın çalıştığı nokta tam yeri. Biz onun etrafına ve o binayı kullanabileceğiz. Yani orada şu anda mevcutta iki personel var. Biri teknisyen, biri güvenlik görevlisi. İnsanlar orada yaşıyor. Hiç de bir sıkıntı yok. Ayrıca yazında orman gözetleme kulesi aktif oluyor. Yani tabii oksijen alakalı bir problemimiz yok yani. Yok şimdi orada insan çok mükemmel bir canlı biliyorsun. Bulunduğu her ortama ayak uydurur uzun sürede. Ancak mesela özellikle tenis seviyesine yakın olanlar İzmir gibi mesela İstanbul gibi yüksek irtifalarda biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Ama gerçi dediğin gibi şey geldikten sonra sorun olacağını zannetmiyorum. Yine de bir sorayım dedim. Yok sağlık açısından bir problem yok. Hatta daha önce niye gelmedik buralara da diyebilirler yani. Tamam teşekkür ediyorum. Volkan Hocam buyurun siz olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim biliyorsunuz her programda muhteşem sorularıyla özellikle programın sonuna doğru taarruza geçen bir küçük kardeşimiz var. O gün oraya yürüyerek geldi ve kocaman çantalarla geldi. İçinde yaptığı cihazlar en önemlisi de rahmetli Rüçhan Özat'a adına yaptığımız 7 megahertz dinleyicisini de getirdi. Sonra bir baktım toparlanıyor. Ne oldu dedim. Çalıştıramadım dedi. Kızdı aşağı inmeye başladı. Batuhan'cığım burada mısın? Evet herkese selamlar buradayım. Batuhan'cığım deneyimini neler yaptın, ne getirdin, orada neler denedin, ne oldu biraz bize anlatır mısın? Ben hep gözüm üzerindeydi de koşturmacadan. Öncelikle Volkan abi Türkiye'ye bir ilk getirdiğin için teşekkür ederim. Cidden böyle bir şey Türkiye'de hiç olmadı herhalde bilmiyorum ya da olduysa çok eskiden falan olmuştur. Çok güzel bir etkinlikti. Yani bir sonrakine sabırsızlıkla bekliyorum yani heyecanla. Yani çok güzeldi. Hava çok sıcaktı. Bir de tahmin ettiğimiz gibi hava esmedi tepelerde. Bayağı ters... oldu benim için özellikle o yükle. Yani ne yüklendin, ne getirdin, ne denedin orada? Onları da bir paylaş. Çünkü ben resim çekmemişim. Keşke çeksem. Çünkü bir ara bir kutunun içinde bir sürü devre sen sinirli bir şeylerle uğraşıyordun. İşte RX 2 Alpha Hotel ile basit bir CW transmit katı yaptım. Dedim en azından yani 5 watt da çıkmasa 3 watt da olsa bir çıkış alayım dedim de tabii başarısız olduk. Sonraki Levent Çaşmazel'le Webex'teki yayında konuştuk. Sen gittikten sonra eksiklerimi falan söylediler de Türker abiyle beraber. İşte bir sonraki etkinliğe umarım çalışacak diye tekrar getireceğiz yeni ekipmanları. İnşallah. Yani,
İnşallah geldiğin için ve özel el yapımı cihazlarla bir şeyleri denediğin için çok teşekkür ederiz. Sağ ol. En gencimiz aramızda bildiğim kadarıyla sensin. Tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim yavaş yavaş saat 22.53, 23'e geldik. 12'ye doğru gidiyoruz. Yarın yine iş günü, çok uzatmayacağız bugün. Bugün güzel toparladık. Sizlerden tekrar rica ediyoruz. Alana gelirken, alandan dönerken, alandayken fotoğraf veya videolarınızı lütfen atılan küçük linke upload ediniz. Bugünden itibaren amatörcesohbetler.com'u da aldık. Daha bir şey koymadık. O sayfayı da herhalde Rüya hocamıza teslim edeceğiz. Şimdilik sadece öneri gelmişti. Boşta bırakmayın diye. Biz de söz dinledik. Hemen onu da ele geçirdik. Hasan Bey'e teşekkür ederiz uyarılarından dolayı. Lütfen her türlü konuyu maille bana dönünüz. Ben zaten bana gelen her konuyu üstadlarla paylaşıyorum. Ortak bir karar veriyoruz. ARDN konusunda acele etmeyiniz. Bu elimizdekileri bir aktif edelim. Önümüzdeki günlerde diğer istasyonları da alalım. Bir iki şehri kurduğumuz ve konuşturduğumuz anda göreceksiniz eviniz kapısına kadar bütün şehirler geliyor olacak. Nezih Bey teşekkür ederim. Yazdılar zaten. volkan@focustürk.com'a atabilirsiniz her türlü soru ve sorunlarınızı. Bunlara itinayla yaklaşıp ilgi göstereceğiz. Bir sonraki yer daha kolay ulaşılsın dendi. Dağın tepesine aslında çıkılmayacak. Yani Emre söyledi ama yani herkesin konaklayabileceği evlerin, yerlerin, odaların, tuvaletlerin olduğu bir yeri belirliyoruz. Emin olun öyle zorlu bir tepe olmayacak. Bu biraz şovdu birincisi. Onun için öyle bir yerdeydi. Emre'cim bir şey söyleyeceksin sanırım. Buyur. Abi söyleyecektim. unuttum. yani yol açısından dediğin gibi abimizin biri yazmış, Ahmet Bey zannedersen. Türkiye'nin tam ortasına denk geliyor. Karadeniz sahil yolu üzerinde. Şimdi Barış abinin Trabzon'dan Rize'den geldiğini hesap edersen yolun yarısı diyebiliriz. Ankara'ya çok yakın. Ruh abi geldi Ankara'dan. Birkaç abimiz daha geldi. İstanbul'a da çok yakın sayılır. Yani 300 kilometre falan ama İstanbul'dan çıktıktan sonra pek bir trafik sıkıntısı yaşamıyoruz. Yani biliyorsunuz bazı şeyler Ankara dolu. Yani genel merkezler falan Ankara'da olduğu için. Hani Ankara'da bir tam orta olduğu için. Gelemeyen çok istasyonumuz oldu. Fotoğraf atan çok istasyonumuz oldu. Hatırladım şimdi söyleyeceğim şey abi. O etkinliğe geliş ve gidiş videosunu Barış abinin paylaşmış olduğu linkte çağrı işaretimle ekledim. Birkaç geliş gidiş videom var. Teoman abi önde, ben arkada. Sonra konvoy halinde çıkışımız falan var. Attım. Artık Barış abi onu düzenler diye düşünüyorum. Ali abi Aydın'dan 900 kilometre demiş ama İstanbul'a da gelmedin. Ali abi bunu da unutmadık yani. Sen gel. Ben seni sırtımda taşırım abi. İnşallah bir sonraki güzel olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz bütün katılanlara. Önerisi olan, söz almak isteyen varsa lütfen buyursun. Bu programı böyle geçiyoruz. Sonra yine konularımıza tabii ki geri döneceğiz. Ben yine bir tabiat şartıyla ilgili. Buyurun. Emre şey, Rüha Bey dedi hani yüksekte oksijen sorunu olabilir diye. Şimdi aklıma geldi, kene de yaygın o taraflarda. Öyle bir şey de dikkate almak gerekiyor. Abi şöyle söyleyeyim, hiçbir problem yok. Sürekli çıkıyoruz yani, her hafta olmazsa da iki haftada bir çıkıyoruz. Hem APRS sistemlerinin bakımları için hem denemeler için. TRT'nin içerisinde olduğu için deneme imkanımız çok oluyor. Yani belli bir saatten sonra soğuk olabiliyor evet ama yeri çok güzel. Hakim bir nokta. İşte bahsettiğim illere ulaşabiliyor. Öyle bir hastalık, bir kene, ne bileyim bir şey yok. Tek sıkıntı akşam üzeri bir soğuk olabilir. Onda da zaten kapalı alanda olacağımız için bir sıkıntı yok. Yani o bölge turizm bölgesi. Yani hem Sağlık Bakanlığı var, hem Gençlik Spor Bakanlığı, hem belediyeler sürekli geliniyor ve denetlenen yerler. Öyle bir sıkıntı ya ne geçen sene ne ondan önceki seneler yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. Öyle bir salgın, hastalık. Evet. Yani herkes soğuk hava tedbirini alırsa sorun olmaz. Ömerciğim, bir tek kapalı giysiler giyilir. İstanbul'dan oraya giderken biraz yolda polis kesiyor. Bir miktar. Sana dikkat etmek gerekiyor.
Abi grup halinde gidebiliriz İstanbul'dan. Sıkıntı yok. Otobana girdiğimiz zaman zaten Gerede'ye kadar otobandan gidiyoruz. Gerede'den çıkıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Adem abi de bilir. O yolun şeyidir, müdavimidir. Yani hız sınırları 120 kilometre otobanda. Hayır, yani orada sorun yok. Ilgaz'dan, yani Gerede'den Ilgaz'a gidersen sorun. Öbür taraflarda problem yok. Yolda radarımız pek yok abi Gerede'ye kadar. Sabit duran hız koridorları kamerası var. Onda da uyarı veriyor. Yani sürekli gidip geldiğim için biliyorum. Hani gezici işte ceza yazan bir radar söz konusu değil. Hız koridoru radarı var. Onda da tabelası mevcut. Emre, Ankara'dan kaç saat orası? Abi Ankara'dan 150 kilometre falan. Bir saat 15 dakikada, 1,5 saatte yani. Çok rahat alınıyor. Çünkü trafik. Yazılanları da bakıyorum. Türkiye'nin dört bir yanında yapalım deniyor. Şimdi eğer Ilgaz'la yaparsak Ankara, Ilgaz o bölgeyi de onunla sağlamış oluruz. Tabii ki üçüncüyü benim Ağrı köyde yapmak isteyeceğim ben. O da Ege, İzmir olacak. Yani İzmir'in içi olmasa da güzel bir tatil yöresinde muhteşem olur. Abi, buradaki önerim şundan mütevellit. Hani iki gün demiştiniz ya kamplı, evet. İşte ailece gelinebilirdi. Bu bölgede o hizmeti verebiliriz size. Yani amatörlerimize. Şundan mütevellit. Emre bunu önerdiği an ben şunu söyledim. Diğer dostlarımız da önü çekip ben burada belediyeyi, ben burada kolluk kuvvetlerini, ben burada birçok makamı emrinize sunuyorum diyen varsa biz anında onlarla konuşmaya geliriz. Tabii. Manisa'da da olur, Spildağ'ında da olur, hay hay. Ama şöyle yapalım, İstanbul'umuzu savdık. İkincisini eğer önümüzdeki günlerde de konuşuruz, oylamayı açarız. Eğer oluyorsa Ilgaz'da yaparız. Üçüncüyü Manisa, İzmir, Ayvalık, güneyde istediğimiz bir yerde yaparız. Hay hay, şu an sadece fikir konuşuyoruz. Daha birinciyi yeni bitirdik. Ben ikinciyi bir iki hafta kaldıramam yani. Kesinlikle pert olurum. Arkadaşlar, böyle konvoylarda en öndeki araba ben olursam kimse ceza yemez. Tamam abi, inşallah. Yani burada önemli olan yer, kalacak yer ve evet. Geriye kalan ihtiyaçlar. Su olsun, tuvalet olsun, banyo vesaire her şey olacak. Zaten yanımızda hemen otelimiz var. Yani otelin içerisinde yeme içme de, hani kahvaltısı, şu su da bu da var. Ekstradan. Tamam, bir ayda kalırız orada ya. Abi canın sağ olsun. Hem otel sahibi tanıdık bir abimiz, hem belediye başkanımız tanıdık bir abimiz. Yani ondan mütevellit biz Ilgaz'ı önerdik. Bu şartları tanıdığı, bildiği bir yer olan varsa oraları da değerlendirilebilir. Çok teşekkür yani ederiz. Şimdiden beyefendilere teşekkürlerimizi buradan da iletiyoruz. Emre'cim sağ ol. Yani önü çekiyorsun. Dediğim gibi Emre bu organizasyonda da gizli komutanlarımızdan biriydi. Sabaha kadar uyumayan komutanlarımız olduğu gibi sivil komutanlarımız da vardı. Çok teşekkür ederiz Emre. Burak Bey bir şey söyleyeceksiniz herhalde, buyurun. Teşekkürler. Şimdi ufak bir öneri geldi aklıma da sizden konuşurken. Şimdi bu Ege vesaire, İzmir çok güzel yerler tabii böyle şeyleri yapabilmek için ama tecrübe hani biraz var orada akademik taraftan. O tür organizasyonlarda eğer hani böyle deniz kenarı, güneş vesaire tatil yeri hani çok kaçmaya müsait bir şey olursa toplantıda kimseyi bulamayabiliriz. Genelde öyle oluyor. O ufak bir tecrübe. İkincisi de Barış Bey'den bir bilgi rica edeceğim. Barış Bey'in bende cep telefonu yokmuş. Bana özelden bir WhatsApp için kullanmak için bir cep telefonu atabilirse şu İstanbul için kullanılabilecek lokasyon ve yükseklikler ARDN için. Onun listesini çıkardım. Bir 15-20 tane lokasyon göndereceğim. En azından hani ulaşılabilecek yerler. Bir göz atması için. WhatsApp grubunda var mısınız? Geçici kurduğumuz bir WhatsApp grubu var. Hayır, maalesef yokum, eklenmemişim. Tamam, ben yolladım Barış'ı. Okey, tamam. Teşekkürler. Estağfurullah. Oradan Barış'a ulaşabilirsiniz. Sorun yok. Teoman'cığım devam. Volkan'cığım ben şimdi mi konuşayım? Ati serbeste mi konuşayım? İçeriğine bağlı. Karışık. Yani... Peki dur o zaman dur. Seni Atiş Serbest'e doğru yavaş yavaş yelken açalım. Hay sorun yok. Efendim bildiğiniz gibi çarşamba günleri bir haftanın ortalık günü. Hepimiz yarın işe gideceğiz. Çok uzatmak istemiyoruz bu programı çünkü hafta sonu çok yorulduk, koşturduk.
Ama bolca birçok programımızda küçük küçük yine bu Field Day'i yine konuşuyor olacağız. Katıldığınız, geldiğiniz için bu saatlere kadar bizlerle kaldığınız için çok teşekkür edelim. Atış serbestine geçelim. Biz bize yine sohbete devam edeceğiz. Volkan, yani, dur hemen kapamayacağız. Volkan, atış serbestine geçmeden önce eğer bu haftaki cuma günü belli olacak benim bir iş seyahatim olabilir. Eğer olmazsa cumartesi günü bu söz verdiğimiz amatörce sohbetler Morse öğreniyoruz'u yaparız. Değilse en kısa zamanda sana tam tarih ve linklerini de yine olur. Aynı linkler üzerinden vereceğim. Yani arkadaşlarla paylaşayım. Tamam. Hay hay. Barış'cığım? Şimdi Ruh abi bir şey paylaştı hızlıca. Ben de arada bakamadım. Mesaj yazdım. Bir form düzenlemiş. Çete koydum. Katılan arkadaşlar o forma tıklayıp hani bir memnuniyet anketi gibi doldururlarsa da çok seviniriz. Chat alanında var şu anda. Tamamdır. Onu da hallederiz. Chatten görebilirsiniz. Tekrar bütün katılan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık kaydı durdurup atış serbesti devam ediyoruz. Atış serbestte ne mi yapıyoruz? Siz de katılın, atış serbesti görün ne yaptığımızı. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek ümidiyle. Volkan. Durdurayım mı, durdurmayayım mı Emin? Volkan.